diyoruz. Are you ready diyoruz. Ready teacher. Harikasın, I am ready diyorsun ve mükemmelsin. Bugün LGS yani LGS liselere giriş sınavının İngilizce kısmını direkt LGS'ye göre gideceğiz. Yani LGS'de ne çıkıyorsa ona bakacağız. Amacımız İngilizce öğrenmek mi Tonguç'cum? Hayır hocam. Hayır, amacımız İngilizceyi zaten öğreneceğiz. Zaten Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni, işte ne bileyim Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şunu bunu kazandığımızda zaten bize İngilizce öğretecekler. Üniversiteye girdiğimizde öğretecekler. Ama şu anda bugünkü hedefimiz LGS açısından sorular nasıl geliyor? LGS'de kelimeler nelerdir? LGS'deki konu özetleri nelerdir? Buna bakacağız. Ve hem sözel hem sayısal bölümde hedefimiz hemen hemen hepsini doğru yapmak olduğu için ve sözel bölümde de hepsini doğru yapmak olduğu için sözel bölümdeki İngilizce sorularının her birini inceledik. 2018, 2019, 2020, 2021 hepsine baktık ve bugün sizlerle birlikte sözel ve sayısalı mükemmel bir şekilde yapmanız için İngilizceyi bitireceğiz arkadaşlar. Peki, ne yapacağız? İlk başta LGS sorularına bakacağız. Yani LGS'de %100 gelen soru tipleri var. 2021'e baktık, 2020'ye baktık, 2019, 2018'e baktık ve benzer soru tipleri gördük. Bak %100 LGS questions. Yani %100 LGS soruları. Bunları beraber inceledikten sonra, bu sorulara baktıktan sonrasında her bir konuyla alakalı kelimeleri vereceğiz. Önemli kelimeleri ve konu anlatımımız olacak, konu özetlerimiz olacak. Sonrasında sorularımız olacak. Beraber sorular da çözeceğiz. Yaşasın. Ardından da bitireceğiz. Canlı yayınımızda Aras Çiftçi, Luden, Poyraz, Gündüz, Akıncı, İbrahim Yılmaz. Herkes mükemmel bir şekilde çıldırmış durumda ve öğrenmek istiyor. Bizler de öğretmek istiyoruz. Beraber sizlerle birlikte arkadaşlar burada sınav analizi yaptıktan sonra zaten sınav analizi yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü İngilizce'de Tonguç'um 10 tane konu var. Yani 10 tane ünite var. Azmış ya. Aynen. 10 tane de soru çıkıyor. Dolayısıyla her konudan, her üniteden bir tane soru geliyor. Fakat. Gelmeyen ünite var mı hocam? Bazen geçen sene mesela natural force konusunu yani bu işte seller, felaketler bunları sormadılar. Niye? Çünkü hani ikinci dönem bazı hocalar konuları yetiştirememiştir diye, bazı konular bazı okullar eksik kalmıştır diye bu son konudan sormadılar. Dolayısıyla onu friendship yani arkadaşlık, kardeşlik konusuna verdiler. Biz bu sene yine aynı şekilde burada da bir iki soru buradan gelir ya da Teen Life'den gelir. Yine buradan soru gelmez ya da belki gelir diye düşünüyoruz. Çünkü bu son konuyu sormuyorlar. Ama biz yine de bu konuyla işleyeceğiz. Her bir kelimesine bakacağız. Diğer konulardan da birer soru beklediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi çok o zaman... basitmiş ya. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bu bir LGS soru tarzıdır. Buradaki espriyi söylüyorum Tonguç'um. Zaten konuları anlatacağız ama ilk başta soru tarzlarını söylüyorum. Sorularda dikkat etmeniz gereken şeyi. BAT kelimesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki İngilizce sorularını hazırlayan LGS uzmanları bayılıyor. BAT'a bayılıyor. Niye biliyor musun? Bak, But çünkü tavuk butu. Aynen tavuk butu kızarmış özel soslu bayılıyorlar. Sizler BAT'ı görünce şunu diyeceksiniz. Aha. Neden? Bak şimdi. Bu LGS çıkmış bir sorunun takla atmış hali yani değiştirilmiş hali. Diyor ki David accepts the invitation. Davut yani David daha doğrusu şeyi nedir onun adı? Kabul etti, daveti kabul etti diyor. Şimdi bunu David'in davetiyeyi kabul ettiğini gösteren bir ifade bulmaya çalışacağız. Bak şimdi. I'm sorry. Üzgünüm. Ne soruyu? Bak I'm sorry, üzgünüm diyor. Muhtemelen bu kabul etmediği anlamını veriyor. Ya da oh it sounds awesome. Bak bu kabul etmiş gibi duruyor. Ya da I had to finish my project. Bak projesi var, kabul etmemiş gibi duruyor. Ya da I'm sorry, üzgünüm gibi duruyor. Şimdi sadece ilk ifadeleri okursak I am sorry, üzgünüm. İşte ödevimi bitirmem lazım. İşte üzgünüm. Buraya bakıyorsun. Oh, it sounds awesome. O zaman cevap B gibi duruyor değil mi? Halbuki biz ne dedik? Bata bayılıyor dedik. Tavuk butunu çok seviyorlar. Dolayısıyla buradaki batları çok iyi incelememiz lazım. Battan sonra dananın kuyruğu kopuyor Tonguç'un. Bak diyor ki üzgünüm. Fakat I am having a picnic with my friends on Saturday. Üzgünüm. İşte cumartesi günü arkadaşlarımla pikniğim var. Demek ki bu gelemez. Oh, it sounds awesome. Aa, kulağa çok hoş geliyor. Fakat I have to study for an exam. Bir sınava çalışmam lazım diyor. Bak bu da eksi oldu. Bu da kabul etmedi, bu da kabul etmedi. I have to finish my project on Saturday. Cumartesi günü projemi bitirmem lazım. Fakat sana katılacağım diyor. Bak but I will join in diyor. Bir anda çıldırıyor. Burada olumsuz gidiyordu. Fakattan sonra olumlu gitti. Dolayısıyla arkadaşlar cevap C seçeneği oldu. I'm sorry üzgünüm. Fakat I have another plan on Saturday. Fakat cumartesi günü başka planım var diyor. Dolayısıyla bizler tabii ki tüm cümleyi dikkatlice inceleyeceğiz. Ama sadece başını görüp aa kulağa hoş geliyor, aa mükemmel diyor o zaman yapıştır geç demeyeceğiz. Batlara dikkat edeceğiz. Bu 2021'de LGS'de sorulmuş bir sorudaki taktik. Bu sene de bize sözel bölümde mutlaka ama Teen Life'da ama işte On The Phone'da ama başka bir şeyde mutlaka içinde davetin kabul edilip edilmediği bir soru soracaklar. Batlara dikkat edin. Başka bir dikkat edeceğimiz şey diyecek ki
Kelimeler. Kelimeleri bayılıyorlar. Çünkü LGS'de gramer sorulmuyor. Hi şeyite hez gelir. İşte daz gelince hez kalkar. Böyle bir şey yok. LGS'de bu sorulmuyor. LGS'de adamların sizden istediği tek şey var. Kelime. Kelimeleri biliyor mu öğrenci? Çünkü zaten bir üst sınıfa geçtiğinizde bunların detayına gireceksiniz. Şimdi who talks bad about Jack? Şimdi bad iyi mi demek kötü mü demek Tonguç'um? Kötü demek hocam. Bad'in kötü olduğunu bilmeyenimiz var mı ya? Ya bad'in kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Annem bilmiyor. Evet, bad kötü demek. Neyse, doğru. Şimdi, bad kötü demek dedik ya. Hatta bad dua var ya, kötü dua. Daha ne olabilir ki yani? Aa, şimdi, annem biliyor o zaman. Yani gördün mü? Bad dua. Tabii o başka bir şey. Neyse. Sürekli bana bad dua ediyor. Hayır, anne sana niye bad dua etsin? Tonguç'um öyle bir şey yok. Who talks about bad about Jack dediğini, kim Jack hakkında kötü konuşuyor dediğini. Şimdi sen burada, aa, backs me up, get on well, count on him, shares my secrets with other people. Bunların anlamını bilmiyorsan, kötünün anlamını bilmek bir işine yaramıyor. Dolayısıyla kelime çalışmamız gerekiyor. I know he always backs me up. O daima beni işte destekler. Bu iyi bir şey söylüyor. Bu güzel bir şey. We really get on well. Biz iyi geçiniriz. Bu da iyi bir şey. I can never count on him. Ona asla güvenmem diyor. Aa, bak. Burada esasında bu sorudaki anahtar kelimeyi söylüyorum sana Tonguç'um. Never. Yani never. Yani asla. Asla asla demeyeceksiniz. Hani az önce Bat'ta böyle buraya bakınca her şey çok güzel duruyordu ama Bat'tan sonra işin rengi değişmişti ya. Burada da never bizim kafamızı karıştırıyor. Dikkatli olmamız lazım. Never kelimesi önemli. Niye? Şimdi bak. I can count on him. Ona güvenirim demek. Ona güvenirim. Tamam güven bana ne? Ama I can never count on him. Ona asla güvenmem oluyor bir anda. Olumsuz bir ifade olmadığı halde never gelince bir anda olumsuzlaşıyor. Veyahut da he shares my secrets with other people. Benim sırlarımı diğerleriyle paylaşır. Bu çok kötü bir şey. He never shares my secrets deyince bir anda iyi bir şey dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki never'lar durumu değiştiriyor. O zaman bak bu gülümsedi yani iyi bir şey. Bu da gülümsedi iyi bir şey. Bu da gülümsedi iyi bir şey ama bu rezalet. I can never count on him. Ona asla güvenmem diyor. Dolayısıyla Batı gördüğümüz gibi nasıl dikkatli oluyorsak never'ı görünce diyeceğiz ki aha aha aha. Şimdi başka bir soru tarzı. Diyor ki Sam ve annesi konuşuyor. Sam diyor ki I want a steak for dinner. Can you cook it for me mom? Anne bana akşam için ızgara yapar mısın? Bak ne kadar güzel. Oh steak, danak. Oh ne güzel yiyecek, etleri yiyecek. Güzel tamam. Annesi de çok temiz, çok anlayışlı, çok kibar. Sure, kesinlikle diyor. Sonrasında Sam bir soru daha soruyor. Diyor ki bıdı 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 bir şeyler soruyor. Kapa çeneni Sam. Sam. Annesi de cevap veriyor. About 30 minutes. 30 dakika diyor. Şimdi 30 dakika diye cevap verdiyse Sam, anne senin yaşın kaç demiş olabilir mi? Evet demiş olabilir. 30 dakikalık yaşadım diyebilir. Olabilir mi? 30 dakika olabilir mi? Senle cehennem gibi geliyor her şey. Hayır öyle bir şey, öyle bir şey yok. Öyle diyor bana hocam. Veyahut da içindekiler ne anne diyebilir mi? 30 dakika. Veyahut da bana tarif verir misin? 30 dakika. Yaklaşık 30 dakika. Veyahut da yardım etmeme ihtiyacım var mı? Yaklaşık 30 dakika. Kaç dakika sürer pişirmen? Anne çatladım açlıktan geberiyorum demek istiyor bak. How long does it take to how cook long, it? Ne demek hocam? How long ne kadar sürer? Kaç dakika sürer? Ne kadar sürer? Yani kaç süre? Süreyi sorduğu için biz burada diyeceğiz ki cevabımız Denizli seçeneği diyeceğiz. Niye? Denizhan. Denizhan seçeneği. Niye? Çünkü about 30 minutes. O zaman böyle soru geldiği zaman da sorudan sonraki ifadeye bakmamız gerektiğini bileceğiz. Mutlaka İngilizce'de bu çok önemli. Bu arada Sümeyye Ataş, Ecrin Balabanlar, Serdal Metin, Kar Yağmur. Çay getirdim. Teşekkürler. Gerçekten. Afiyetle içiniz. Strawberry tea. Yani bir çilek çayı arkadaşlar. Çilek, özel bir çilek. Yok ya domates çayıymış ya. Domates çayıymış ya. Bildiğin salçadan çay yapmışlar. Neyse afiyet olsun. Şimdi teşekkürler ederim Tonguç'um. Şimdi thank you Tonguç. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bu tarz sorularda cevaba bakacağız. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. Hemen diğer kısma bakıyoruz. Correct order of words. Aa, bu da yine %100 LGS'de karşınıza gelecek. Yani bu tarz bir soru size gelecek arkadaşlar. %100 çıkacak. O yüzden bunu da göstermek kesin istiyorum. Kesin çıkar mı hocam? Kesin çıkar. Çıkmazsa ne yaparsınız? Çıkmazsa benim adresim belli. Ben bilinmeyenler şehrinde yaşıyorum. Bilinmeyenler sitesinde. Profesörler sitesi. Hayır hayır. Profesörler sitesi. Hakikaten profesörler sitesinde yaşayan bir insanın profesör olması gerekir mi acaba? Hep onu düşünmüşsündür. Yani, öğretmenler sitesinde yaşıyorsunuz. Ben öğretmenler sitesinde yaşıyorum. Sitemizdeki herkes öğretmen. Beden eğitimi öğretmeni, fizik öğretmeni, kimya öğretmeni. Herkes çıldırmış durumda. Ve bütün sitede oturan çocukların da hayatı zindan. Çünkü sürekli test çözüyorlar. Hiçbir şekilde onların oyun oynamana izin vermiyoruz. Şaka şaka. Şimdi arkadaşlar bunu neye göre %100 diyoruz biliyor musunuz? 2018, 2019, 2020 ve 2021 sorularına baktık. Sorular da bize baktı. Biz onlara bir daha baktık. Onlar bize bir daha baktı. Dedik ki aa bu sorular gelecek dedik. Şimdi devam ediyorum. Vakit kaybetmiyorum. Çünkü hızlı ve dikkatli olmamız lazım. Şimdi bir cümle şöyle başlar mı Tonguç'um? I'm sorry. Ne diyorsun ya?
I'm sorry niye dedin ki? Ben niye özür diliyor ya ki? Niye özür diliyorum? He is not here at the moment. Şu anda burada değil. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Diye bir telefon konuşması başlamaz. İlk başta bir arayıp alo, alo, alo gibi bir şey demesi lazım. Hayır demesi gerekiyor. Hayır ya tabii biz alo diyoruz. Almanlar hallo diyor. Araplar selamun aleyküm diyor. İngilizler de hi diyor. De bakalım Tonguç'um. Hi, this is Kevin. How can I help you? Selamun aleyküm. Yani merhaba. Ben Kevin diyor. Kevin biliyorsunuz Kevin. Bu Kevin diyor. Niye bu Kevin? Bu Kevin öyle ya. Ben Kevin diyeceğine bu Kevin diyorlar onlar. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilir diyor. Şimdi bu soruya I am sorry diye cevap verilmez. Ya da hi, this is Adam. Bak bu da kimmiş? Adam. Adam'ın Türkçesi nedir Tonguç'um? Adem. Adem. Adam Adem diyeceğine Adam diyor. Hocam ben size hi dediğimde siz bana ne dersiniz? Aleyküm hay. Yani ben, hay dersiniz. Hay hay bu kadar basit yani evet. Hay dedi. Hay hay. Hay hay yani bu kadar basit. Hi this is Kevin how can I help you? Bu birinci kelimemiz, birinci cümlemiz özür dilerim. Hi this is Adam bu Adem. May I speak to Frank please? Frank'in Türkçesi ne Tonguç'um? Call me back please. Beni tekrar aramasını söyler misiniz? Yani bir şey söyleyecektim de söylemek istemiyorum diyor. Buradan, ümit fakirin ekmeği. Aynen. Burada senin söylediğin çok güzel bir şey var Tonguç'um. Hi hi. Yani hi'ları bir kere en başa getireceğiz. Ya bir merhaba diyeceksin ya. Telefonu şöyle açamazsın yani. Sorry diye açılmaz veya because diye telefon açılmaz. Hi hi diye başlaman lazım. Hi hi mantığını uyguluyoruz. O zaman bu soruda öğreneceğimiz şey hi hi diyoruz. Geldik buraya. Find the kitchen chore. Böyle bir soru da gelecek. Bakın ya bu şekilde soracaklar ya da similar topics ya da pardon onu da var. Ya da say. Ya bir şeyle alakalı doğru kelimeyi bulmamızı isteyecekler. Diyor ki bak mutfak işlerini bulun. Mutfak işi. Şimdi kitchen'ın mutfak olduğunu bilmeniz lazım. Ben kitchen ne bileyim ben ya diyorsanız zaten sıkıntı. Kitchen mutfak demek mutfakla alakalı olan bir şey bulmamız lazım. Loading the dishwasher. Taking the dog for a walk, ironing the clothes, making the bed. Sence bunlardan hangisi mutfakla alakalı? Mesela mutfakta yatağı yapar mısın? Yapmayız. Mutfakta uyumaz ki. Mutfakta uyursan çarpılırsın yani. Bazen uyunur da tabii. Ama yemekler falan var. Dikkatli olmak lazım. Mutfakta uyumaz. Banyoda da uyumaz. Bu dün gece banyoda uyudum. Nasıl yani? Klozette uyuyakalmış. Böyle bir şey olmaz. Mutfakta ironing the clothes. Mutfakta kıyafetler ütülenir mi Tonguç'um? Evet annem ütülüyor. Ütü masasıyla genellikle mutfakta dizi izliyor. Doğru mantıklı. Hakikaten çok doğru. Şu anda sorumuz bitti. LGS'nin bir hatasını bulduk. Ama burada onu demek istiyorum. Mutfak işleri demek istiyorum. Mutfakta tabii ki ütüleyebiliriz ama bu bir mutfak işi değildir. Buradaki anlatmak sen ev işini yani banyo ile alakalı bir işi, kıyafetle alakalı bir işi mutfağa taşımayacağız. Bizim dediğimiz kitchen chore yani mutfak işlerini soruyor. Dolayısıyla bunu da geçtik. Taking the dog for a walk. Mutfakta köpeği yürütebilir misin? Hadi Johnny yürü bakalım köpeğim. Böyle bir şey olmaz. Yürütebiliriz. Ya yürütebilirsin tabii ki sen zaten de. Zaten evet. Geliyor köpek hocam. Zaten köpek mutfağa. Geliyor ama yürüyüşe çıkarman lazım. Köpeği senin bahçesine veya bir yerlerde gezdirmen lazım. Bu da olmuyor. Ama loading the dishwasher yani bulaşık makinesini doldurmak. Direkt bulaşık makinesi kelimesinden bunun bir mutfak işi olduğunu anlıyoruz. Bak burada da mesela gelen bir soru diyor ki. The biggest experiments of the 20th century. Şimdi bak 20. yüzyılın büyük deneyleri. Scientific inventions in Germany. Almanya'daki bilimsel icatlar. Scientific achievements in Turkey. İşte Türkiye'deki bilimsel başarılar. İcatlar. Şimdi bak. Dikkat etsen Tonguç'um bak. Science, experiment. Böyle şeyleri gördüğümüz zaman sence bu festivallerle mi alakalı? Şiirlerle mi alakalı? Yemekle mi alakalı? Yoksa fizikle mi alakalı? Bak. Science, experiment. Neyle alakalı olacak? Şeyle hocam. Yemeklerle alakalı. Ya ne alakası evladım ya? Allah'ım yarabbim. Hayır. Fizikle alakalı biliyorum. Sen fizikle alakalı. Fizikle alakalı. Esasında sen arkadaşlarımız sıkılmasınlar sınavdan önce. Experiment fizikle alakalı. Experiment bak deney demek. Science bilim demek. Science bilim demek. Invention icat demek. Bunların hepsi bilimle alakalı. Şimdi bu soruda gramer var mı? Yok. Bu soruda cümle kurma reading var mı? Yok. Ya bakıyorsun bunun kelimenin anlamının deney olduğunu. Bunun bilim olduğunu. Bunun icat olduğunu bildiğin zaman. Festival Türkçe'ye de geçmiş zaten. Festival. Poem şiir. Food nedir? Yiyecek. Fizikle alakalı deyip hemen işaretlememiz gerekiyor. Veyahut da başka bir soru tarzı diyor ki I love, bak bu da yine %100 gelecek bir soru tarzı baktık. Hem 2021'de hem de 2020'de bunu sormuşlar. 2019'da sormamış ama bir daha böyle bir soru tarzı gelecek. Diyor ki, dikkat etseniz hep kelime ağırlıklı yani. I love reading about famous people's lives. Ben meşhur yani şöhret yani tanınmış insanların hayatı hakkında okumayı seviyorum diyor. Bana ne? Şimdi bu soruya, bu cevaba bir soru sormamız lazım. Where, nerede? How many, kaç tane? When, ne zaman? What kind of, ne çeşit? Şimdi bak, bunlardan hangisinin gelebileceğini az biraz İngilizcesi iyi olan arkadaşlar bu sorulardan anladılar. Ama bak, meşhur insanların hayatını okumayı severim. Nerede diye sorusuna cevap vermez. Kaç tane sorusuna cevap vermez. Ne zaman sorusuna cevap. Ama ne çeşit meşhur insanların hayatını okumayı severim olabilir. Yani, where do you buy your favorite books?
Favori kitapları nereden aldın? Ulan kırtasiye aldım mesela. Aynen kırtasiye. I bought them from bookstore falan derdi. Veya I buy them from bookstores. How many books do you read a month? Ayda kaç kitap okursun diye. Beş derdim mesela. Yani five times veya five diyebilirdi. Bu da değil. When will you write about your own life? Ne zaman kendi hayatın hakkında yazacaksın, kendi yaşamını yazacaksın? Sana ne derdi? Veyahut da ne bileyim işte in the future veyahut da next week. Böyle bir tarih verir. Çünkü when diyor. Ama what kind of books do you like? Ne çeşit kitaplar seversin? Polisiye roman severim. Polisiye roman severim. Meşhur insanların hayatını severim dedi. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Şimdi son bir soru tarzı, son iki soru tarzımız daha gösterelim. Orhan Hocam, Doğukan, Refik, ondan sonra İsmet Esma Güç, hepsi selam söylüyor hocam. Aleyküm size. Selam. Hay hay, hay hay. Hay hay. Şimdi, who talks about safety? Bak, safety güvenlik demek. Güvenlik kelimesinin ne olduğunu bilirsen, yine hiçbir gramere gerek kalmadan, reading'e gerek kalmadan kelime yakalayabiliyorsun. Şimdi, bisiklet binmekle alakalı. Cindy demiş ki, it was an amazing experience. Mükemmel bir deneyimdi. Sence mükemmel bir deneyimdi diyorsa, bu güvenlikle alakalı mı konuştu? Hayır. Tom diyor ki, Eğlenceli bir şey. It was not exciting. Bu hiç heyecan verici değildi diyor. Bu da güvenlikle alakalı konuşmamış. It was challenging and exciting. Bak bu da yine güvenlikle alakalı konuşmamış. Ama güvenlik ne demek hocam? Güvenlik safety burada, yani güvenlikle alakalı şeyler. Yani böyle işte mesela it was very dangerous. Tehlikeli diyor. Tehlikeliydi. You shouldn't do it without your helmet. Kaskını takmadan yapmamalıydın böyle bir şey diyor. Patlarsın diyor. Sakat kalırsın, başını... Yani gerçekten de bisiklete biniyorsan kask takmak lazım. Cycling. Şimdi bak, dangerous, tehlike, helmet, kask, bunlar güvenlikle alakalı. Yani... Öbürü ne alakalı hocam? Öbürleri eğlenceli, yani keyifli mi, hoş mu, heyecan verici mi, bu tarz şeyler. Burada bu kelimeyi bildiğinde, buradaki amazing, exciting, challenging, dangerous, helmet kelimelerini bildiğinde, gramer falan bilmesen bile çat çat yapabiliyorsun. Peki ben burada ne demek istiyorum? Ben burada şunu demek istiyorum. Arkadaşlar, sakın gramer çalışmayın. Sakın sakın soru çözerken de, mesela diyelim ki yazı notlarından okudunuz veyahut da işte diyelim ki işte hızlı tekrar açtınız, burada İngilizce soru çözüyorsunuz. Sakın sakın böyle ya in my opinion'ı biliyorum ama soil contamination will be... Böyle kafanız karışırsa hemen orada görmediğiniz, bilmediğiniz kelimeleri, kelime çok önemli, kelimeleri ezberleyin. LGS'ye girmeden önce ne kadar çok kelimeyi bilirseniz, yani sınavda çıkabilecek, sınavda tık 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 rahatlıkla yaparsınız. Hiç böyle gramer mramer sormuyorlar. Bakın başka bir soruya bakalım mesela. Şunu da göstereyim, bitiriyorum şimdi. Hocam Ersin, merhaba hocam, nasılsınız diyor. Merhaba Ersin. Şimdi look at the table. Tina ve Nikki veriyor. Bak burada kelime bile yok. Direkt yani infografi soru sormuş, yine yakın bir zamanda soruldu, 2020. Bak 340, bak Tina 23 years old, Nick 25 years old. Sonra diyor ki Tina is younger than Nick. Tina Nick'ten daha genç diyor. Doğru. Doğru. More people follow Tina. 340 followers, 450 followers. No teacher. Bu yanlış. Bak not correct yani. Bu yanlış. Bunun daha fazla. Nick has more videos. Nick'in 265 videosu, pardon, 15 videosu var. Tina'nın 11 videosu. Doğru hocam. Tina'nın 300 videosu var. Yok. Doğru. Bak. 11 videosu var hocam. Ha, Tina'nın 11 videosu var. Nick'in 15 videosu var. Tamam, bu da doğru. Nick'in daha fazla videosu var. Nick has less likes. Nick daha az like'a sahipmiş. Evet, 265 yani 265. 300, 265'den daha fazla. Böyle karşılaştırıyorsun, bitiyor. Burada yine bak dikkat etsen younger ifadesinin ne olduğunu bilmen lazım. Young genç, younger daha genç. Bir de şurada bak. More people, followers. Yani sayıları bilmen yetiyor. Look at the tabela. Look at the tabela yapıyorsun, bitiyor. Şimdi başka bir soru tarzına bakalım. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Birazdan ben size özeti verirken, bir saat içerisinde bitireceğiz canlı yayınımızı arkadaşlar. Lütfen kelimelere odaklanın. Lütfen kelimeleri iyi dinleyin. Lütfen kelimelerle alakalı eksiniz varsa onları not alın. Kelimeler sınavda sizi kurtaracak demek istiyorum arkadaşlar. Mesela who doesn't talk about school rules? Kim okul kuralları hakkında konuşmuyor diyor. Şimdi school rules, tamam bak, doesn't talk. William diyor ki we must listen to our teachers. Biz hocalarımızı dinlemeliyiz. Teacher diyor, okul yani. Charles, we must come home early. Yani Allah Allah, we must come home early mi? Allah Allah. We mustn't eat anything during our lessons. Bak, lesson okulla alakalı. Rachel diyor ki we mustn't talk during the exams. Bak, exam sınav demek, okulla alakalı. Teacher öğretmen demek, okulla alakalı. Lessons ders demek, okulla alakalı. Ama Charles ne anlatıyorsun kardeşim sen? We must come home early. Biz eve erken gelmeliyiz. Bana ne? Bu okul kuralı değil ki. Dolayısıyla bak, teacher'ın öğretmen olduğunu ilkokul 2'de öğrendiniz. Lesson belki ilkokul 3'te 4'te öğrendiniz. Exam belki 6-7'de öğrendiniz. School'u zaten anaokulunda öğrettilerse school okul demek diye. Dolayısıyla bak, kelimelerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu da yine sınavlarda
%100 diyemeyeceğim buna. %90 geliyor. Sıralama soruları. Burada da sakın tırsmayın. Burada da ya first'ün yerini değiştiriyorlar ya final'ın, yani en sonucunun yerini değiştiriyorlar. Yani first'ün ilk başta geleceğini, final'ın en sona geleceğini bilmeniz yeterli. Yoksa second, next'den bunların sıralaması değişebilir. Neden değişebilir? Burada kek tarif veriyor ya da ne bileyim bir işte menemen tarif veriyor. Ya menemen yapmayı bilmeyebilirsin ki. Bana ne? Ama en başa first geleceğini bileceksin kardeşim. İngilizce dersi bu diyor. En sona finally, yani enjoy it, yani afiyet olsun, zıkkımlan, buna benzer bir şey geleceğini bilmen lazım. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şey bu ikisinin yeri. Gizem aynen İngilizce çok kolay demiş hocam. İngilizce kolay değil. İngilizce'de kelimeleri öğrendikten sonra sorular yapmak kolay. Yoksa eğer kelime eksiğiniz varsa... Burkan Bayrak demiş ki hocam görevlerimiz neler, lütfen cevap verin demiş. Görevlerinizi hemen birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Görevlerimizi söylüyoruz. Görevlerimizi hemen madem Furkan söyledi söyleyelim. Birincisi arkadaşlar, birincisi LGS son tekrar setin içerisindeki İngilizce tekrar kitabımızı bitiriyoruz. Neden? Çünkü burada direkt çıkabilecek soru tarzlarının hepsini sizlerle paylaştık. Ekstra sorular verdik, alıştırmalar verdik. Buradaki soruları çözdüğünüzde direkt sınavdaki soruları yakalamış olacaksınız. Bu birinci göreviniz. İkinci göreviniz arkadaşlar tabii ki bol bol deneme çözmeniz lazım. 3-2-1 toplam 6 tane İngilizce denemesiyle karşılaşmış olacaksınız. Eğer 3-2-1 denemelerini çözerseniz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi gireceğiniz LGS bir deneme. Sözel ve sayısaldan oluşan bir deneme. Dolayısıyla o sınava kadar bol bol deneme çözmeniz lazım. Ve bu denemede yanlış yaptıktan sonra da 6 adımlı hızlı tekrar kitabınızdan ya da diğer kitaplarınızdan tekrar yapabilirsiniz. Geri sayım denemelerini bitiren arkadaşlarımız için de mutlaka motivasyon denemelerini veyahut da diğer denemelerimizi çözmelerini tavsiye ediyoruz. Unutmayın arkadaşlar, LGS'ye kadar ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar netleriniz yükselecek. Şimdi sınavda size böyle bir araştırma sorusu soracaklar. Ne demek yani hocam bu? Yani infografi sorusu. Türkçe'de buna infografi diyorlar. Matematikte veri analizi diyorlar. İngilizce'de de survey, araştırma sorusu diyorlar. Ya kardeşim bize boş yapma, ne yapacağız diyorsunuz. Hemen söylüyorum bak. Hangisi doğru? Which is correct? Şimdi burada kelimeler veriyor ve bu kelimelerle alakalı ifadeleri doğru mu yanlış mı bulmanı istiyor. Mesela demiş ki many adults like watching online videos. Birçok yetişkin online oyunlar izlemeyi seviyor diyor. Şimdi bu öyle bir şey dememiş ki. Yetişkinler daha çok mesaj göndermeyi seviyormuş yani. Veyahut da teenagers prefer reading news to watching videos. Bak prefer ve to kalıbını öğrenmemiz lazım. Prefer to kalıbı neydi? Prefer'den sonra sevdiğimiz şey geliyordu. To'dan sonra ne geliyordu? To Allah kahretmesin seni. Sevmediğimiz şey geliyordu. O zaman gençler hikaye okumayı televizyon izlemeye, video izlemeye tercih ediyormuş. Daha doğrusu haberleri, ne hikaye okuması ya? Haberleri okumayı, video izlemeye tercih ediyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Gençler, İnsansız, böyle bir şey haberleri, olmaz. Bana ne haberlerden der gençler? Bu da yanlış. Most of the adults enjoy sending message. Yetişkinlerin çoğu mesaj yollamaya bayılıyormuş. Burada bak %60'ı çıldırmış bir durumda mesaj atıyor sürekli WhatsApp'tan. Çıldırmışlar hocam. Çılgınlık resmen. Yetişkinleri hiç anlamıyorum hocam. Ben de anlamıyorum. Yani genç olduğum için sizle yerle beraberim. Şaka bir yana. Teenagers hate playing online games. Gençler online oyunlardan nefret ediyormuş. Yani gençler Fortnite'dan, Brawl Stars'tan, işte Roblox'tan nefret ediyormuş. Böyle bir şey olabilir mi Tonguç'um? İmkanı yok. İmkanı yok. Mümkünsüz. Impossible. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. O zaman bu da zaten adamların, yani gençlerin %55'i sadece online oynuyormuş. O zaman bu da yanlış. O zaman cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz. Şimdi o zaman artık özetimize başlıyoruz. Soruların gelebilecek tarzlarını gördük. 10 çeşit soru gördük. Zaten LGS'de bize 10 soru çıkacak. Bunları neye göre yaptık arkadaşlar? 2021'e baktık. Bak mesela bu Nick'le Tina sorusu buradaydı. 2021'e baktık. 2020'ye baktık. 2019, 2018'e baktık ve dedik ki ya burada hep böyle şeyleri soruyorlar. Hep ısrarla bir şey sormak istiyorlar. O zaman öğrencilerimiz kelimeleri bilirlerse ve birazdan göstereceğimiz özetteki ifadeleri bilirlerse sınavda 10'da 10 yapabilirler. Şimdi friendship arkadaşlık demek. %100 friendship'te backup, count on, get on well ve support kelimelerini size soracaklar. Bu kelimeleri bilmiyorsanız sakın sınava girmeyin. Niye? Çünkü bu kelimeler arkadaşlar hepsi aynı anlama geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında var. LGS'de soruldu. Ve bu kelimeler desteklemek demek. İyi geçinmek demek. Support desteklemek. Count on güvenmek desteklemek. Backup desteklemek. Get on well de iyi geçinmek demek. Şimdi iyi friend'in, yani iyi arkadaşın özellikleri var. Bir de kötü arkadaşın özellikleri var. İyi arkadaş trustworthy, yani güvenilir. Get on well, iyi geçinir. Rely on, güvenilir. Share secrets, sırları paylaşır diyor. Bir kişi paylaşır mı? Hayır. Hemen buraya never koyacaksınız. Never share secrets. Asla sırları paylaşmaz. Support inşaatır, birbirine destek olur. Count on inşaatır, birbirine güvenir. Tamam. Kötü arkadaşa bakıyoruz. Unreliable, güvenilmez.
argue, tartışır. Share your secrets with others. Sırlarını başkasıyla paylaşır. Tell lies. Yalan söyler. Yani resmen kötü arkadaş. Şimdi sentences before making an offer. Bir teklif yapmadan önce verilen cümleler. Are you busy this weekend? Bu hafta sonu meşgul müsün? No, not at all. Why? Değil. Neden sordun? Do you have any plans for tomorrow? Yarın için bir planın var mı? Nothing much special. Yani çok özel bir şey yok. Neden sordun? Why? How about going to the theater together? Beraber tiyatroya gitmeye ne dersin diyor. Bak demek ki how about ya da are you busy ya da do you have any plans? Bize bir teklif gelmeden önce yapılan sorular. Bu sorulara sana sınavda accept ya da refuse yani kabul ya da reddi diyebilir. O zaman ne yapacağımızı bileceğiz. Şimdi bunlarca başka sorular da geliyor. Mesela would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? How about a comedy show? Comedy show izlemeye ne dersin? Fancy coming to my birthday party? Doğum günü partime katılmak ister misin? Why don't you come along? Neden katılmıyorsun? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Gibi ifadeler geliyor. Ve hatta mesela would you like to join us? Fancy coming to our party? We are going to theater. Why don't you come along? Yani neden bize katılmıyorsun? Tiyatroya gidiyor. Bunların her biri bir offer. Bu offerları size sana diyecek ki işte Abdurrezzak kabul etmiştir. Ya da işte Oykant reddetmiştir. Böyle bir şey söyleyecek. Siz diyeceksiniz ki eğer Mehmet Altıntaş ya da Geri Kasparov ya da Emir Nehir Erdem kabul ettiyse bunları söyler. Abdullah Kohan ya da Fatma Carus ya da işte BTS Cankok kabul etmese, refüz ettiyse bunu söyler diyeceksiniz. Ne yapacağız şimdi? Buradaki anahtar şeyimiz neydi? But'tı. Daha dersimizin ilk sayfası bunu göstermiştik. But'a dikkat edeceğiz. Yes, I would love to come. Evet, gelmek isterim. But derse soru patlar. Yeah, I'd love some. Yani isterim. It sounds awesome. Evet, çok kulağa hoş geliyor. That sounds fun. Kulağa güzel geliyor. Yeah, why not? Neden olmasın? Der ama sonra pislik yapar. Hemen ardından bir but koyar. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Aa, but var ya, hayatımızı karartıyor. Aynen, but der. Sonra bir oraya bir tavuk butu koyar. Ardından der ki, but şimdi hatırladım. Yarın teyzemler geliyordu, gelemeyeceğimler. Ya baştan niye bana enerji veriyorsun? Veya tam tersi. I am sorry. Der, tamam mı? But yine de geleceğim der. O zaman niye üzgünüm diyorsun? Beni niye çıldırtmaya çalışıyorsun? No thanks, I am full dedikten sonra but diyemez artık. Zaten hayır, teşekkür ederim, doluyum demiş. Sorry, I am busy that day. Üzgünüm, o gün meşgulüm. Fakat eğer şöyle olursa gelebilirim de diyebilir. Ya da maybe another time'dan sonra da but gelmesi anlamsız olur. Sorry, I can't make it der. Yani dolayısıyla mutlaka dikkatli olacağız. Mesela sınav sorusu ne almıştı? Sınavım var, ödevim var, böyle gıcık gıcık konuşmuştu ilk başta. Demiştik ya bu ne gıcık bir tipmiş ya. Sinir olduk demiştik. Ama sonra bak ne demiş Tonguç'um? I have to finish my project on Saturday. Bak ta buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kelime beklemeni istiyor. Sabretmeni istiyor. Cumartesi günü ödevim var bitirmem gereken. Ben sabırsızım. Bak bu cümleyi gördüğün zaman yani bu kadar uzun ifade gördüğün zaman sen dersin ki ya bu leş ya bu iğrenç. Cumartesi günü ödevim var bu kesin gelmez dersin. But I will join you diyor. Fakat sana katılacağım diyor. Yani sabah erken kalkacak. Cumartesi ödevini bitirecek katılacak. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka ne yapmamız lazım? Dikkatli olmamız lazım. Butlara dikkat etmemiz lazım. I would love to come, but I can't. Ne diyorsun ya? Gelmek isterim, fakat gelemem. Niye o zaman gelmek isterim diyorsun? Beni niye gıcık ediyorsun? Resmen ters köşe. Ters köşenmeye çalışıyorlar. Ya İngilizce'de böyle başka şey yapamazlar. Geldik buraya. Şimdi burada bir mektubumuz var. Bunu Mary göndermiş. Mary'cim daha doğrusu ben okuyayım bunu. Sonra sen oku bakalım Mary, hadi bakalım oku. Dear Stephen, I am throwing a birthday party in our house for my sister. It will be on Saturday from 6 p.m. to 10 p.m. All of our friends are coming. Please join us. See you soon. Love Mary. Bir de not bırakmış. Please see. Please let me know whether you can come. Ha, şimdi bak. Hiçbir şey anlamadım. Ama güzel okudun gerçekten. Teşekkür ederim hocam. Yani Mary ne yapıyorsun hocam? Mary okusa herhalde böyle okur. Kadın sesi yapmaya çalışıyorum. Ya evet, Mary isimli bir vatandaşımız, İngiliz vatandaşı, bizim vatandaşımız değil de Türk vatandaşı olmak istiyor olabilir, belki katılmak isteyebilir bize. Neyse. Dear Stefan, sevgili Stefan. Sana bir doğum günü partisi veriyorum evimde kız kardeşim için. Cumartesi günü saat 6'dan 10'a kadar olacak akşam. Bütün arkadaşlarımız geliyor. Sen de gel. Görüşmek üzere. Sevgiler Mary diyor. Bir de not koyuyor. Gelip gelmeyeceğini söyle. Adamı gıcık etme diyor. Yani please let me know. Adamı ayar etme. Beni ayar etme. Yani ayar etme yazıyor. Bu espri yapıyoruz biz. Bana gelip gelmeyeceğini söyle diyor. Şimdi. Eğer şimdi Stefan olacaksın Tonguç'um. Stefan da bayağı bildiğin Anadolu Stefan'ı yani. O da Hintli olsun da. Hintli, evet. Stefan da esasında Hintli. Gerçek ismi normalde Mumbai ama isminin babası böyle havalı dursun diye İngiltere'de şey eziklik yaşamasın, azınlık hissetmesi kendi Stefan yapmışlar. Neyse. Şimdi
Daveti kabul ederse ne diyor Stefan? Dinleyelim. Dear friend Mary, thank you for your kind invitation. I will be there. See you on Saturday. Love, Stefan. Bak, sevgili Mary. Kibar davetin için teşekkür ederim. Orada olacağım. Cumartesi günü görüşürüz. Selamlar Stefan diyor. Mumbai'den cevap veriyor. Ama reddederse bakalım ne yapacak? Bak, reddettiği zaman yine bir pislik var. Yine var, but var. Yani bat var. Evet, dinlen Hindistanlı arkadaşımız, dinliyoruz. Dear Mary, thank you for invitation. I want to come but I have to other plans that day. Sorry. Take care and have a great time. Love, Stefan. Bak, bu sefer biraz kibar olmaya çalıştı ama olmadı bak. Teşekkür ederim davetin için. Gelmek isterim fekat I have other plans that day, sorry. Öbür gün diğer planlarım var. Üzgünüm. Hakkını helal et. Take care and have a great time. Kendine iyi bak ve KİB yazmış ve have a great time, iyi zamanlar geçir demiş. Şimdi o zaman sorumuz geliyor. Bu sorumuzun cevabını kim bilecek? Direkt cümlenin bütününü yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ben hemen cevaplayacağım. Hızlı olmazsanız kaçırırsınız. Yani kimse cevap vermedi der geçerim. O yüzden cevabı hemen ABCD şeklinde cümle şeklinde yazmanız lazım olduğunu söyleyelim. Şimdi. Hello. This is my best friend Lime. Bu benim en iyi arkadaşım ya. We get on so well. Biz iyi geçiniriz. He is very trustworthy person. O çok güvenilir bir insandı. Bakın böyle bir soru LGS'de gelebilir arkadaşlar. Direkt burası önemli değil. Ne alalım? Kesin çıkar. Bunu direkt LGS sorusuna taklattırarak hazırladık. Böyle bir şey bir daha sorabilirler dedik. We get on so well. Biz iyi geçiniyoruz. He is very trustworthy person and we share our secrets with each other all the time. Biz o çok güvenilir bir insan ve biz sırlarımızı birbirimize paylaşıyoruz diyor. He never lies to me and supports me whenever I need. O bana asla yalan söylemiyor ve beni daima destekliyor her zaman diyor. Ne zaman ihtiyacım olsa. Our favorite activity is going to the cinema together. Bizim favori aktivitemiz birlikte sinema gitmek diyor. I'm very lucky to be his friend. Onun arkadaşı olduğum için çok şanslıyım diyor. Şimdi hangisi bu adam için doğru değil diyor. He is supportive friend, destekleyici bir arkadaştır. Evet. He fans is going to cinema, sinema gitmeyi sever. Evet. Niye? Çünkü ne diyor? Our favorite activity is going to cinema together. Birlikte sinema gitmeyi çok seviyoruz diyor. He is an honest person. Dürüst bir insan mıdır? Evet. He is very trustworthy. Güvenilirmiş. Dürüstmüş yani. He is a lucky person. Lucky person, şanslı olduğuna dair bir şey söylemedik ki. Yani piyango falan mı oynamış? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımızı kim bildi? Onu da ben yazalım. Besra Çelik. Besra da çok değişik bir isim. Besra da olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum. Besra ilk defa. Besra acaba Esra mı acaba? Bilemiyorum. Neyse. Olabilir. Besra Çelik. Betül Esra olabilir. Aynen. Besra'yı tebrik ediyoruz ve kendisine bir adet İngilizce kelime hediye ediyoruz. Geldik buraya. Teen Life'e geçtik. Hemen ikinci ünitemizdeyiz. Casual, fashionable, impressive, trendy kelimelerini bilmemiz lazım. Bunlar güzel yani. Fashionable, moda, impressive, etkileyici, trendy yani moda. Ama ridiculous, terrific, unbearable. Bunlar berbat, rezil. Bunlar kötü bak. Bunlara şöyle üzüntü işareti yapıyorum. Bunlara ise gülümseyemen işareti yapıyorum. Mesela terrific ne demek Tonguç herhalde benim? Yani kötü, yani çok iyi hocam, çok güzel. Terrific müthiş demek, öyle değil mi? Müthiş. O zaman terrific'i bu tarafa alalım o zaman. Terrific'i buraya alalım. Terrific müthiş demek. Ama unbearable katlanılmaz. Bak bu kötü. Ridiculous aptal. Bu çok kötü. Yani bu da yani berbat oluyor. Ama casual, fashionable, impressive, trendy bunları bilmemiz lazım. Evet. Prefer tercih etmek. Love, like, enjoy beğenmek, hoşlanmak, sevmek. Bak bu iki yıldız oluyor. Bu üç tane yıldız oluyor. Love ise aşk, artık çıldırmış oluyor. Dislike sevmemek. Hate ise nefret etmek oluyor. Şimdi likes, like, love, enjoy, be crazy about. Dislikes ise dislike, hate, cancel. Bunları gördüğümüzde diyeceğiz ki bunlar hoşlanmanın ifadeleri. Yani sevmek, hoşlanmak, beğenmek, onun hakkında deli olmak, çok sevmek yani. Bu ise hoşlanmamak, nefret etmek ve katlanamamak anlamına geliyor. Şimdi, what kind of clothes do you like to wear? Casual or trendy? Ne çeşit kıyafetler giymeyi seversin? Moda mı yoksa rahat kıyafetler mi diyor? Casual, rahat yani. Böyle oh. I like wearing trendy clothes. Ben moda kıyafetleri giymeyi severim demişsin Tonguç ama tipi de hiç öyle havalı değil yani. I'm very fashionable. Ben çok fashionable'a ne diyebiliriz? Türkçesi ne olabilir? Çok moda, çok tikiyim mi? Ne diyebiliriz yani? Şey, trendy hocam. Çok böyle fashionable yani, çok böyle modaya, moda bağımlısım. Çok moda, modaya uygun giyinen insan. Aynen, moda uygun giyinirim diyor. I hate casual ones. Ben böyle sıradan kıyafetleri sevmem diye tipine vallahi sayarsan. Bu mu yani? Hayır ama çok kaliteli kıyafet. Evet. Daltonlar gibi. Aynen. Şey ise Tongül ise diyor ki I dislike trendy clothes. Ben böyle moda kıyafetleri sevmem. Belli Apache gibi. Aynen. I love casual clothes. Ben rahat kıyafetleri severim diyor. They are very comfortable to wear. Onlar çok konforlu giymek için diyor. Şimdi bizler tercihlerimizi söylerken, sorarken what is your favorite sport? Senin favori sporun ne? Ya da do you prefer rock music to hip hop? Rock müziği hip hop'a tercih eder misin? Ya da what do you prefer, listening to music or reading a book? Yani
Ne tercih edersin? Müzik dinlemeyi mi yoksa kitap okumayı mı diye söylüyor. Şimdi, my favorite sport is basketball. Benim favori sporum basketbol. I prefer rock music to hip hop. Ben, bak prefer'den sonra sevdiği geliyordu. To'dan sonra ise sevmediği geliyordu. Yani ben rock müziği hip hop'a tercih ederim. My favorite meal is pizza. Benim favori yemeğim pizza diyor. Şimdi, what do you think of pop music diye bir soru sormuş. Mesela Tankut demiş ki, to me, bana göre bak. Burada stating personal opinions. Kişisel fikirlerimi söylerken, to me veyahut da in my opinion, to be honest gibi ifadeler kullanıyoruz. Bak, Tankut demiş ki, to me it is ridiculous. But sometimes I listen to pop music with Tonguç. Yani gerçekten aptalca ama bazen Tonguç da dinliyorum diyor. Ama sen ne cevap vermişsin Tonguç'un mesela, what do you think of pop music sorusuna? I am into pop music. Ben pop müzikle ilgiliyim. It makes me feel energetic. Beni enerjik yapıyor. Ve to be honest, dürüst olmak gerekirse, I dance every time I listen to pop. Ben dans ederim, pop müzik dinledim diyor. Veyahut da Tongyu ne demiş? In my opinion, fikrimce, it is unbearable, katlanılmaz. I really can't stand it, katlanamıyorum diyor. Şimdi, bir de frequency adverbs var, sıklık zarfları. Burada always, usually, often, %100 yapılan şeyler, yani %100'e yakın şeyler. Always, daima, usually, sık sık, often, usually, genellikle, often da sık sık oluyor. Sometimes, %50, %50. Rarely, nadiren, %10. Never da asla anlamına geliyor. How many times sorusuna ise once a day, günde bir kez, twice a week, haftada iki kez, three, four, five times a month gibi cevaplar verebiliyoruz. Yani once a day, günde bir kez, twice a week, haftada bir iki kez oluyor. Bunu bileceğiz bak. Once a day, bir kez, twice a week, iki kez, five times, beş kez diyebiliyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Burada da day gün, week hafta, mountain'da ay. Jane is fond of pop music. Jane pop müziği seviyormuş. Jane is fond of pop music. Jane pop müziği seviyormuş. Jane fancies listening to rock. Rock müziği de seviyormuş. Jane doesn't prefer listening to hip hop. Hip hop dinlemiyormuş. Hiç hoşlanmıyormuş, tercih etmiyormuş. Jane is keen on blues. Blues'la da ısrarcıymış yani, onu da seviyormuş. Şimdi, Jane's friends want to buy a music CD as her birthday present. Jane'in arkadaşları ona bir müzik CD'si almak istiyorlarmış doğum günü hediyesi olarak. According to table, yani bu tabloya göre, which one cannot be an option? Hangisi bir opsiyon olamaz diyor. Şimdi, burada bilmemiz gereken tek şey şu. Bak, fond of sevmek, fancies hoşlanmak, doesn't prefer tercih etmemek, keen on sevmek. Şimdi, bunlardan hangisini sevmeyeceği belli oldu. Hip hop'u sevmeyeceği belli. Çünkü blues CD, pop CD, rock CD, bunların hepsine ya fond of, ya fancy, ya keen on gibi bir şey söyledi. Ama şuraya gelince, hip hop'a gelince ne dedi? Doesn't prefer dedi. Dolayısıyla cevabımız da Serdal Metin bildi. Bugün isimler çok garip isimler gerçekten. Serdal'ı da tebrik ediyoruz. Serdal da bizden bir adet blues CD'si kazanıyor Serdal'cığım. Ve kendisine Louis Armstrong'un özel bir CD'sini yolluyoruz Serdal Metin'e. Ve Neil Armstrong muydu? Neil Armstrong astronottu. Louis Armstrong da cazcıydı. Bir blues CD'si yolluyoruz kendisine. Güzel günlerde ders çalışırken dinlemesi sebebiyle. Temennisi. Hemen diğer ünitemize geçiyoruz. In the kitchen words. Burada kelimelerimiz var. Bu kelimenin Türkçesi... Domates, biber, patlıcan. Aynen. Çok güzel söyledin. Bu kelimenin Türkçesini iyi bilmemiz lazım. Şimdi. Bake, pişirmek demek. Chop, doğramak demek. Yani böyle doğruyorsun. Domates doğrar gibi. Dice, küp şeklinde doğramak. Heat, ısıtmak, slice, dilimlemek, melt, eritmek, mix, karıştırmak. Bu da çok önemli. Karıştırıyorsun. Mikser hatta. Türkçe'de anneanne, tangoç mikserine verir misin diyor. Mix yani karıştırmak. Anlaşıldı mı? Mix. Roll, yuvarlamak. Spread, yaymak. Böyle yayıyorsun. Spread. Knead, yoğurmak. Knead the dough derler mesela. Knead the dough. Yani hamuru yoğurmak ifadesi kullanılır. Boil, kaynatmak. Crack, kırmak. Fry, kızartmak. Stir, karıştırmak. Yine stir de mix gibi. Aynı zamanda pour, üzerine dökmek. Roast, fırında kızartmak. Steam, buğulamak. Whisk de çırpmak anlamına geliyor. Burada need iki defa yazmışız. Çıkma ihtimali çok yüksek o zaman. Bir daha ben de yazıyorum. Need the dough şeklinde söylüyoruz. Burada şu çok çok önemli Tonguç herhalde benim. Bak. Mix ve aynı zamanda nedir onun adı? Stir. Aynı anlama geliyor. Sakın bunları birbirine eş anlamlı olarak kullandıkları zaman kafan karışmasın. Aynı zamanda içindekilere bakalım. İçindekilerde herb, bitki demek. Herbal, bitkisel demek hatta. Herb, bitki ot demek. Garlic, sarımsak anlamına geliyor. Dry beans, kuru fasulye. Instant yeast, hazır maya. Corn, mısır. Flour, un. Pepper, biber. Cheese, peynir. Hatta gülümserken derler ya, cheese de derler. Cheese, peynir. Cucumber, hıyar yani salatalık. Parsley, maydanoz.
Spice, baharat, Spice Girls'ten hatırlayalım. Hatta eskiden tabii 1920'lerde kaldı o. Onion, soğan, carrot, havuç. Aynı zamanda butter, tereyağı, olive oil da zeytinyağı anlamına geliyor bak. Butter, tereyağı, olive oil de zeytinyağı. Şimdi geldik buraya. Bir de mutfakta kullandığımız aletler var. Eğer İngiltere'de aşçı olursak bu aletleri kullanacağız, bilmemiz lazım. Kesin lazım bunlar hayatımızda. Aynen. Oven, fırın demek. Fridge, refrigerator, buzdolabı demek. Pan, nedir Tonguç'a? Pan, tava. Tava. Frying pan, kızartma tavası. Spoon, kaşık. Tablespoon, masa kaşığı. Knife, bıçak. Fork, çatal. Table knife diyebilir miyiz hocam? Table knife da diyebilir tabii ki. Fork, neydi? Fork, çatal, plate, tabak, bowl da kase anlamına geliyor. Yani çorba içerken tabak değişmezsin de kase de içersin. Bunu söylemek istiyorlar. Bu kelimeler de önemli. Şimdi bunu zaten videomuzun en başında söylemiştik. O yüzden burayı hızlı geçiyorum. First ya da finally soracaklarsa. Yani en başa gelecek şeyi bilmeniz lazım. First, ilk başta yumurtaları alın der mesela. Menemen yapacaksa. Yani ilk başta domates ve yumurtayı karıştırın. Bir dakika kardeşim, bir de yumurta domates almadık. Ya da ilk başta afiyet olsun. Böyle bir şey olmaz. Daha yemek pişmedi. Nereye afiyet oluyor demeniz gerekiyor. Buraya dikkat etmeniz lazım. Mesela Tonguç ile Tanguç diyorum. Tonguç arasında bir diyalog var. Tonguç diyor ki, Tonguç, how can we make meatballs? Nasıl köfte yapabiliriz diyor. Çiğ köfte mi, normal köfte mi? Çiğ köfteyi tercih ederim. Çiğ köfte tercih ederim. Etsiz burada, çiğ köfte. Evet, etsiz çiğ köfte daha sağlıklı. Ama burada normal köfteden bahsetmiş. Çünkü meat, et yemek istiyorum. Şimdi, first çok önemli. Grate the onion and garlic into a bowl. Soğanı ve sarımsağı bir kasenin içine grate. Bak, grate kelimesi önemli. Rendele diyor yani. Hatta grater da rende anlamına geliyor. Bak şu anda grate, rende. Zaten burada resimleri de veriyorlar. Rende kelimesini bilmeniz lazım. Second, crack the egg into it. Yumurtayı içine kır. Next, add mince, breadcrumbs, black pepper and cumin. Kimyon yükle diyor, karabiber yükle diyor. Hepsini güzel güzel ekle içine diyor. Sonra then, knead the mixture about 5 minutes. Bu karışımı 5 dakika, yaklaşık 5 dakika. Yoğur diyor. Knead. Yani knead yoğurmak değil, yani knead the dough demiştik. Finally, heat the oven. Fırını ısıt diyor. 180 centigrade and place the meatballs, köfteleri yerleştir, on a baking tray. Mince dediği tabii ki ne? Kıymayı. Kıymayı falan da koymaması lazım. Ve breadcrumbs, yani breadcrumbs da ekmek ufaklarını da koyuyor yani. Bunlar çok önemli. İngilizce bilmeniz lazım. İnanılmaz değerli şeyler. Allah'ım ya Rabbim ya. Tahmin de buldum. Hocam ama gerçekten de bunları bilmezsek sınavda patlayabiliriz. Yok yani teaspoon çay kaşığı demek değil mi hocam? Merak evet ediyorum. Teaspoon çok güzel bir soru. Çay kaşığı, bunun önemi lazım. Bak, heat the oven and place the meatballs on a baking tray. Bir pişirme kabına koyun diyor. Bake them, fırınlayın onları. Fırın tepsisine. Evet. 20 minutes in the oven. Yani fırında 20 dakika kızarmalarını sağlayın diyor. Şimdi ilk başta zaten bunu resimlerden anlamamız lazım. Onion, bu soğan resmini böyle bizimki gibi değil, daha net belli edecek şekilde çizerler. Oradan da korkmanıza gerek yok. Şimdi bir sorumuz var. Cevabımızı bilen arkadaşlar yine tüm cevabı yazmaları lazım. İlk kelimeleri yazmıyoruz. Caesar, İngilizcesi Caesar. Diyor ki, Mom, I'm so hungry. Anneciğim çok açım. Can we prepare dinner? Akşam yemeği hazırlayabilir miyiz? Bakın bu da yine çok önemli bir soru tarzı. Bu da yine LGS'de yüzüğü çıkabilecek bir soru tarzı. Çünkü 200 sene hep böyle soru sormuşlar. Annesi cevap veriyor. Of course, sweetie. Tabii ki tatlım. Let's prepare salad. Hadi gel salat hazırlayalım diyor. Şimdi Caesar bir soru sormuş. Annesi demiş ki, tomato, bak domates, letüs, marul, cucumber, salatalık, lemon, limon ve parsley, maydanoz demiş. Yani annesine ne sordu ki bu Caesar? Annesi ona domates, salatalık falan diye cevap verdi. Why don't we prepare hamburger sorusuna böyle bir cevap veremez. Neden hamburger hazırlamıyoruz? What is the recipe için tarifi nedir sorusuna tarif etmemiş, içindekileri söylemiş. What are the ingredients? İçindekiler ne sorusuna cevap vermiş. O yüzden cevabımız Ceyhun. Do you need any help? Hiç ihtiyacın var mı, yardıma ihtiyacın var mı sorusuna da salatalık diye cevap vermez. Yani sen annene yardıma ihtiyacın var mı, salatalık demez ki yani. Yani salatalığı getir der ya da domates, patates falan bir şeyler söyler. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyoruz. Herkes bilmiş. Yine Mustafa Yapıcı, Bilal Baysal, Sümeyye Ataş, Ahsen Bilge Çankaya mükemmel bir şekilde cevaplamışlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi geldik on the phone words. Yani telefonda olduğumuz zaman kullanacağımız kelime. Available, uygun demek. Line, hat demek. Bad line, kötü hat demek. Call back, get back, tekrar dönüşmek demek. Contact, iletişim kurmak demek. Text, mesaj atmak. Dial, aramak. Engage,
meşgul oluyor. Engage, hattın meşgul olması. Bak bu önemli bir kelime, bunu karıştırmayın. Buraya yazmak istiyorum. Hattın meşgul olması. Hang up, telefonu kapatmak. Hold on, hatta kalmak. Pick up, telefonu açmak. Put someone, bak buraya yazalım, bunlar da çıkabilir. Hang up, yani telefonu kapatmayın der mesela. Don't hang up phone, telefonu kapatma lütfen ya. Bir dakika kardeşim, telefonu kapatma. Hold on, hatta kal, bekle, çatlama yani. Hatta kal demek mesela. Pick up da yine telefonu açmak demek. Bu kelimeleri sakın sakın karıştırmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Put someone through, birini hatta bağlamak. Get in touch, iletişimde kalmak. Keep in touch da aynı şekilde. Leave a message, bu da çok önemli. Bir mesaj bırakmak. Message zaten çok kullanıyoruz zaten. Out of order da hizmet dışı. Hizmet, bak. I am out of order teacher. Bak sen şu an hizmet dışısın, doğru. Ya, olur mu, ne hizmeti, şu an hizmet dışısın. Hizmet dışı olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada %100 çıkması gereken kelimeler var. Bunların eğer Türkçesini bilmiyorsanız mutlaka öğrenin arkadaşlar. Who is calling? Kim arıyor? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? May I speak to? İşte Osman. Ben Osman'la konuşabilir miyim? Görüşebilir miyim? Can you please tell him her called? Ona lütfen söyler misin şunu şunun aradığını? Hold on please. Bekle lütfen. I will call back later. Daha sonra arayacağım. It is a bad line. Bu kötü bir hat. The line is engaged. Hat meşgul. I'm sorry. He isn't available now. Üzgünüm, şu anda müsait değil. I will put you through. Sizi bağlıyorum. It is Tonguç speaking. Tonguç konuşuyor. Hang on a minute. Bekle biraz. Don't hang up the phone please. Telefonu kapatmayın lütfen. Could you speak louder? Daha yüksek konuşur musunuz? Sesinizi duymuyorum gibi ifadelerin Türkçesini mutlaka bilmeniz lazım. Sınavda bununla bağlantılı bir soru %100 çıkacak. Burada bilmediğiniz kelime varsa bu videonun bu kısmını bir kez daha tekrar edin. Ya da biz bunların her birini yazılı notlarımızda tek tek Türkçeleriyle yazdık. Bak burada her bir kelime ve Türkçesi var. Buradan zaten çoğunuzda yazılı notları var. Oradan bir kez daha bu kelimeleri öğrenin. Kelimeleri eğer bilmiyorsanız da bu yazılı notları yanınıza gezdirip sürekli tekrar edin arkadaşlar. LGS'de bu kelimeler %100 çıkacak. Burası önemli. Yani sorulardan birinin cevabı şunlardan bir tanesi olacak. On the phone konusunda bir soru çıkacak tabii bu konudan. Geldik buraya. Tonguç Company, how can I help you? Tonguç şirketi, nasıl yardım ediyor? Oo, Tonguç güzel bir oyuncak şirketi mi açtın yoksa? Evet hocam. Evet, şimdi how can I help you? Nasıl Tonguç yardım? Aras. Tonguç, evet. Şimdi how can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Hello, it is Monica Spencer. Oo, Monica Spencer arıyor Tonguç seni. May I speak to Mr. Tonguç please? Mr. Tonguç'la konuşabilir miyim? I'm sorry. Üzgünüm. He isn't available now. Şu anda müsait değil. Do you want to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Yes please. Could you please tell him to call me back immediately? Beni tekrar hemen aramasını söyleyebilir misiniz diyor Monica Spencer. Gerçekten önemli bir diyalog. Burada may I speak to'nun bunları sıraya dizdirebilir size. Burada ilk başta hayla başlayacağımız zaten dersimizin başında söylemiştik. He isn't available now dedikten sonra bir mesaj bırakmak istiyor musunuz diyebilir. Bu tarz ifadelerin sıralamasını, anlamlarını iyi bilmemiz lazım. Burası da on the phone konusu çıkabilecek bir ifade. Şimdi mobile phone manners, bunu bilmemiz lazım. Yani telefon kullanımıyla alakalı bazı kurallar var. We shouldn't speak loudly on the phone in public places such as theater, metrobus, etc. Yani biz yüksek sesle konuşmamalıyız telefonda, halka açık yerlerde, örneğin tiyatro, metrobüs ve benzeri. We should never make calls inside the cinema halls or theater halls. Biz asla sinemalarda ya tiyatrolarda telefonla konuşmamalıyız. Gerçekten çok korkunç bir şey. Ben görüyorum bazen sinemada telefonla konuşuyor. İnanamıyorum yani. Tam bir maganda. Ya evet, barz oluyor. We should switch off our mobile phones in cinemas and theaters. Biz telefonlarımızı kapatmalıyız sinemalarda ve tiyatrolarda. Make sure you do not disturb the people around you while you are making a phone call. Etrafınızdakileri rahatsız etmediğinize emin olmalısınız telefonla konuşurken diyor. Emin olmalısınız diyor. Bunlar da önemli. Bununla alakalı bir resim verebilir. Bir sinema ve tiyatro resmi verip orada telefonla konuşmayın der. Bu hangisiyle alakalı dedi? Hemen sinemadan yakalayıp sinema tiyatro diye bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi short email message. Hello, hi, dear. Congratulations, tebrikler. I have got some good news. Bazı iyi haberlerim var. I'm happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'll call later. Daha sonra arayacağım. I'm waiting for your email phone. Elektronik postanı, telefonunu bekliyorum diye cevap verebilirler. Şimdi, expressing sympathy, expressing concern. Yani bazen sempati sunduğumuz şeyler vardır. Bazen de farklı. Bak şimdi. I'm happy to hear that. Bunu duyduğuma memnun oldum. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I hope things get better soon. Her şey daha iyi olacak diyor. Bak burada empati kuruyor. Buraya baktığımızda ise what is the matter?
What is the wrong what is the problem with you? Yani problemin ne? Sıkıntın ne diye soru soruyor. Dostum senin problemin ne? Aynen hey dostum. I'm worried about you because you are ill. Senin hakkında endişelendim çünkü hastasın. Tell me more about your health problem. Bana sıkıntın hastalığın hakkında biraz daha fazla anlat diyebilirler. Şimdi mesela burada Tonguç hasta olmuş Allah korusun diyor ki We are worried about you because you didn't answer your calls. Senin hakkında endişelendik çünkü telefonlarımıza cevap vermedin. Sürekli online'dın, sürekli WhatsApp'taydın 24 saat. Ama baktık kaç gündür WhatsApp'a girmiyorsun. Demek ki hasta oldun diye düşündük. Sen de cevap veriyorsun. Thank you, sağ olun. You are so kind. Çok kibarsın Tongül. I have been ill for the past day. Son günlerde hastaydım. That's why. Bu yüzden I couldn't talk to you. Konuşamadım. Tanku çok net konuşmuş. Get better soon. İnşallah iyi olursun deyip kaçmış gitmiş. Şimdi bir sıralama sorumuz var. Bu da sınavda gelecek demiştik. Burada yine sıralamamızı A, B, C, D şeklinde dizmenizi istiyoruz. Şimdi please hang on a minute diye başlıyor. Şimdi bir kere biraz bekle diye açamazsın ki. Açıyoruz telefonu. Alo biraz bekle lütfen. Bir şey demedim ki daha ya. Bir selam vereyim kardeşim. Ya beklesen yine de bekle denmez. Dolayısıyla ilk başta bir insansa arayan ve karşı taraftaki de bir insansa cevaplayan bir hello hello diye başlar. Yani, yok karşı taraftaki öküz hocam. O zaman direkt girebilir koy. Ama normalde bir insan telefon aradığı zaman alo, hello, merhaba, selamlar, efendim böyle bir selamlama olur. Dolayısıyla hello it is Kira speaking. Hello Mr. Kira. Yani Kira deyince bu şey değil bir ev kirası yanlış anlaşılmasın. Herhalde bu Kayra diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kayra galiba. Hello it is... Kira'dır hocam. Hintlidir bu. Ha Kira. Hello it is Kira speaking. Kira konuşuyor diyor. O da cevap veriyor. Hello Mr. Kira. Bak. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. O zaman ilk başta 3 ile başlayacağı ardından da 4'e geçeceği belli oldu. Zaten tek öyle başlayan seçenek de Bursa seçeneği. Yani sınavda da böyle yapar arkadaşlar. Gidip de hepsini 3-4'te başlatıp sonra burasının karışıklığını yapmazlar. Dolayısıyla ilk başta hani demiştik ya bu tarz soruları görünce hay hay diyeceğiz yani. Selam selam diyeceğiz. Bir selamlamayı bulacağız ilk başta sonra ilerleyeceğiz. Sonrasında ne oluyor? Diyor ki may I speak to Mr. Parson please? Mr. Parson'la konuşabilir miyim diyor. O da diyor ki please hang on a minute. I will get him. Biraz bekle. Çatlama. Getiriyorum. Çağıracağım diyor ve cevaplayıp bitiriyor. Şimdi geldik buraya. Ha, bu arada cevabımızı ilk bilen arkadaşımızın ismini yazalım. K-A-D-L K-A-D-L Tarih. Gerçekten değişik bir isim var. Kendisi ilk bilen arkadaşımız oldu diyoruz. Ve geldik internet kelimelerine. Artık yavaş yavaş konularımız bitiyor. Account hesap demek. Addicted to internet. Bir sene önce çıkmıştı. İnternet bağımlısı demek. Browse yani göz gezdirmek. Browser'da tabii ki böyle tarayıcılar. İşte Google gibi, Chrome gibi tarayıcılar. Comment, yorum. Connection, bağlantı. Delete, silmek. Download, indirmek. İnternet addict, internet bağımlısı. Login, giriş yapmak. Yani giriş yapıyorsun. Logout, çıkış yapmak. Print, çıktı almak. Register, kaydolmak. Save, kaydetmek. Search aramak, search engine arama motoru yani Google gibi, social networking site bu da sosyal network sitesi yani işte Facebook gibi, gerçi Facebook diye bir şey kalmadı galiba, işte ne bileyim Instagram gibi yerler. Şimdi burada internetle alakalı LGS'e çıkabilecek %100 cümleleri bulduk araştırdık sizin için. Bu cümlelerin Türkçesini bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. What do you mostly use the internet for? İnterneti ne için kullanıyorsun diye bir soru sorabilir. Bu durumda shopping, reading, homework, online games gibi ifadeler arayacaksınız. Which websites do you prefer? Hangi web siteleri tercih ediyorsun? When, what time do you use? Mesela bu soruya bir cevap verdiyse bu sorunun yazılmasını isteyebilir. When ya da what time do you use the net? Saat ne zaman ya da hangi saatlerde kullanıyorsun dediği zaman bu soruya böyle işte at 5 p.m. işte tabii gece 5'te olmaz da 5 akşam 5'te olabilir doğru ya da at 7 p.m. gibi ifadeler verir. How often do you use social networking sites? Ne kadar sıklıkla kullanıyorsun? Mesela bu tarz soruya bak. How often diye sorduğu için once a day, günde bir kez ya da twice a day, günde iki kez gibi ifadeler. Herkes artık günümüzde sosyal medyayı günde bir iki kez kullanıyor. Yalan söylememize gerek yok. Dolayısıyla böyle bir soruya once, twice, three times gibi ifadeler göreceksiniz. Bu ifadeleri bilmiyorsanız mutlaka aklınıza tutun arkadaşlar. Şimdi how often do you use social networking sites? Ne kadar sıklıkla kullanıyorsun diyor Tongül'e Tanguç. Tongül'e cevap veriyor. Twice a day. Bak ne demiştim? Twice, once gibi ifade gelir. Twice a day. Günde iki kez. One hour in the morning, one hour in the evening. Günde bir saat sabahleyin, bir saat akşamleyin bakıyormuş. Yani Tonguç'um ne yapıyorsun ya? I prefer Tonguç Akademi. Ben Tonguç Akademi tercih ediyorum. Tebrikler Tonguç'um. It is very helpful. I can easily study for my lessons. Gerçekten çok faydalı. Rahatlıkla derslerime çalışıyorum diyor. Which websites do you prefer sorusuna cevap veriyor. Tabi burada da hangisini tercih edersin sorusu. Şimdi
Accepting, refusing and making an excuse. Kabul etmek, reddetmek ya da bir özür dilemek için kullandığımız ifadeler. Would you like to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin? Bir offer, yani bir teklifte bulunuyor. What about going to the cinema? Sinemaya gitmek hakkında ne düşünürsün? Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmeyelim? Hadi. Yani böyle sorular soruyor, teklifler veriyor. Eğer kabul ettiyse cevap belli zaten. Yes, I'd love to. Evet, isterim. Ama sonra but gelebilir, dikkat ediyoruz. That sounds fun. Kulağa hoş geliyor. That would be great. Harika olacak gibi böyle mutlu bir başlangıç yapıp sonra but gelmemesine dikkat edelim. Reddederse ise no thanks. Sağ ol, eyvallah. I'm sorry, I'm busy. Üzgünüm, meşgulüm. I'm sorry I can't. Üzgünüm, yapamam. Gibi ifadeler gelebilir. Mesela bir özür de verebilirsin. Mesela I'm sorry I can't. Yapamam, üzgünüm. Because I have an exam tomorrow diyebilirsin. Yarın bir sınavım var diye atabilirsin. Veya da doğruyu da söyleyebilirsin. Şimdi online safety rules, online güvenlik kurallarına baktığımızda bir must'larımız var. Yani yapmak zorunda olduklarımız. Bir de mustn't, asla yapmamak zorunda olduklarımız var. Mesela you must be careful with the people you talk to online. Online'da konuştuğunuz insanlarla dikkatli olmalısınız. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla konuşmamalısınız. You mustn't open emails for strangers. Yabancıların elektronik postalarını açmamalısınız, e-maillerini açmamalısınız. You mustn't shop online without asking your parents. Ailenize sormadan online alışveriş yapmamalısınız. Bunlar mamalısınız ya da malısınız şeklinde sizin karşınıza sınavda gelebilir. Burayı iyi bilmeniz lazım. Burada tabii eğer careful kelimesinin dikkatli olduğunu, online konuşmak, işte strangers, yabancı, bu tarz kelimeleri bilmiyorsak sıkıntı yaşarız. Bu arada kelime ezberlemeyle alakalı akıl notları, daha doğrusu yazılı notları yanınızda taşıdığınız gibi arkadaşlar, böyle buradaki notları kartlara yazıp cebinize koyarak da gezdirerek kelimeleri aklınıza tutabilirsiniz. Bu yöntemde çok hızlı öğrenmeyi sağlar. Şimdi Tongül ile Tonguç arasında bir diyalog var. You must be very careful with the people you chat with online. Çok dikkatli olmalısınız insanlar. Online sohbet ettiğiniz insanlarla dikkatli olmalısınız diyor Tongül. Tonguç diyor ki why? What is the reason? Yani ne oldu ki? Ne sebebi ne diyor? Tongül de cevap veriyor. Because, çünkü we mustn't talk to strangers. They may be dangerous. Bak. Çünkü biz yabancılarla konuşmamalıyız. Onlar they may be dangerous. Tehlikeli olabilir diyor. Gerçekten de çok önemli bir bilgi. Tonguç da you are right deyip geçiyor. The phrases we use when we don't understand. Bir arkadaşımızı anlamadığımızda söylediğimiz cümleler de önemli arkadaşlar. Sorry, I can't follow you. Seni takip edemiyorum. What does it mean? Ne diyorsun ya, bu ne demek? Veyahut da can you please explain what it means? Lütfen söyler misin? Bu ne anlama geliyor şeklinde sorular gelebiliyor arkadaşlar. Bunların anlamını bir tekrar söylüyorum. Anlamadığımızda, tekrar etmesini istediğimizde bu ifadeleri kullanıyoruz. What does it mean? Ne anlama geliyor? Can you please explain what it means? Ne anlama geliyor şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bir sorumuz var. Yine tüm cümlelerin hepsini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen soruyu okuyorum. Hello, my name is Eda. Pardon, Eda böyle konuşmaz ki. Hello, my name is Eda. I am a makeup artist. Ben bir makyaj sanatçısıyım. Makyözüm diyor yani. I share makeup videos on my channel once a week. Haftada bir kez kanalımda makyaj videoları paylaşıyorum. In the videos, videolarda I mostly apply makeup on my friend's face. Videolarımda genellikle arkadaşımın yüzünü uyguluyorum makyajı diyor. We have so much fun while shooting the videos. Biz çok eğleniyoruz bu videoları çekerken. My videos are quite popular. Benim videolarım çok popüler. Nearly 1-2 million people view and comment on my videos. Yaklaşık 1-2 milyon insan izliyor ve yorum yapıyor videolarıma diyor. Şimdi, according to the information about Eda's video channel, Eda'nın video kanalı hakkında verilen bilgilere bakarak, which of the following is not correct? Neden doğru değildir diyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi, bir de bu da önemli bir şey arkadaşlar. Türkçe'de biliyorsunuz hani böyle gider soru işareti koyar, ulaşılamazı soruna koyar. Yani altı çizili kısım yoktur, ulaşılamaz, değinilmemiştir gibi şeylerin altını çizdiği yerler sonda olur. İngilizce'de ise yüklem ikinci sırada olduğu için İngilizce'de arkadaşlar bak Türkçe'nin rengi turuncu, İngilizce'nin rengi mor olduğu için burayı yazıyorum. İngilizce'de burada oluyor, dikkat edin. Yani sorunun burasında değil, buralarda dikkat etmeniz gereken yerler yazıyor, ona dikkat edin. Şimdi, she shares makeup videos. Makyaj videoları paylaşıyor, bu doğru. She shares videos every day. Her gün video paylaşıyor. Bakalım. I share makeup videos on my channel once a week diyor. Once a week. Haftada bir kez diyor. Dolayısıyla her gün değil. Seven times falan dese neyse. Bu yanlış. She shoots videos with her friends. Arkadaşıyla yapıyor. Doğru. Bak. My friends face. Arkadaşının yüzüne makyaj yapıyormuş. Her videos are loved by people.
Onun videoları insanlar tarafından seviliyormuş. Bu da doğru. O zaman cevabımız Bursa seçeneği. Herkes bildiği Ahsen, Bilge Çankaya, Umut Halhalı, Ahmet Harunoğlu, Fatma Zehra, Eyüp Can, Elif Demirdek. Herkes bildiği tebrik ediyoruz ve geçiyoruz Adventures kelimelerine. Şimdi bu da çok önemli arkadaşlar. Buradaki kelimelerden resimli bir şekilde size bunu sorabilirler. Burayı da kelimeleriyle beraber bilmeniz gerektiğini hatırlatıyorum. Adventure seeker, macera tutkunu. Yani belasını arıyor. Adventure seeker. Bak, seek aramak demek, seeker de arayan demek. Adventure seeker. Adrenalin junkie. Yani adrenalin bağımlısı. Bungee jumping. Bu zaten Türkçe'de aynısı geçmiş. Canoeing, kano sporu. Hang gliding. Planörle uçma, bak şöyle yazalım. Planör diye yazıyorum. Skydiving, serbest paraşüt. Kayaking. Kayaking tabii ki biraz spastik bir spor, yani biraz dikkat olmamız lazım. Scuba diving, tüple dalış, mountain biking, dağ bisikletçiliği, ice climbing, buz tırmanışı, rafting, zaten işte böyle akan bir nehrin üzerinde, biliyorsunuz şöyle nehrin üzerinde mesela Çoruh Nehri'ne yapılabiliyor. Böyle botla durmaya çalışıyorlar. Hot air balloon ride'da sıcak balon uçtu diyebiliriz. O zaman şimdi Tonguç'um, adventure seeker, macera tutkunu, yani belasını arayan demekse, burada kayaking ne olabilir? Kayaking de yine kano olmuş oluyor. Aynı benzer bir spor tarzı olduğunu bileceğiz. Şimdi geldik buraya. Buradaki kelimelerden bir tanesinin resmini verecekler, soracaklar. Dikkatli olmamız lazım. Ya da işte macera seviyorum. Sağ tarafta kayaking var hocam. Evet. Evet, sağ tarafta kayaking var. Bu da önemli. Paraşüt, yani bungee jumping var. Bungee jumping. Bu da zaten gene burada bungee jumping yapmışsın. O balon ne hocam? Balonda herhalde balonla alakalı bir şey koymuş. Hot air. Şuraya yazalım. Hot air. Bu Kapadokya'da falan yapıyorlar ya. Hot air. Balloon ride diyebiliriz. Burada şu çok önemli. Bunlardan birinin resmini verebilirler Tonguç'um sana. Veya bunlarla alakalı bir konuşma yapar. İşte belamı arıyorum. Çok seviyorum. Atlamayı, zıplamayı çok seviyorum. Bu adam nasıl bir adam der. Adventure seeker. Yani sıkıntılı bir insan. Yani macera tutkunu diyebiliriz. Şimdi geldik buraya. Asking and stating personal opinions. Kişisel fikirlerimizi sorarken. Şimdi what do you think of extreme sports? Böyle ekstrem sporlar, yani tehlikeli sporlar hakkında ne düşünüyorsun diyor. In my opinion, benim fikrimce, they are entertaining but risky. Eğlendiriyor fakat riskli. What is your opinion on adventure seekers? Macera tutkunları hakkındaki fikrin nedir diyor. I think, bence, they have a lot of fun. Bence çok eğleniyorlar diyor. Gerçekten de eğleniyorlar. Şimdi, demek ki biz expressing opinions, fikirlerimizi sunarken, I think, bence, I believe, inanıyorum ki, in my opinion, fikrimce, I prefer, ben tercih ederim, I would rather gibi ifadeler kullanıyoruz. Şimdi, burada present perfect tense kalıbımızı bilmemiz lazım. Present perfect tense'i gramer olarak sormazlar ama, burada, I, you, we'den sonra have 3, he, she'den sonra has 3 geldiğini ya da olumsuzlarında haven't, hasn't, sorularda yine have, has şeklinde olduğunu bilmemiz lazım. Yani, mesela, have you ever seen fairy chimneys? Yes, I have. I have seen them with my father years ago. Bak, fairy chimneys dedi, Kapadokya, yani bu var ya, peri bacalarını demek istiyor. Peri bacalarını hiç gördün mü? Yes, I have. I have seen them with my father years ago. Yıllar önce babamla beraber gördüm diyor. Have you ever tried hot air balloon ride? Peki diyor, hiç balona bindin mi diyor, yani hani Kapadokya'da. No, never. Asla. Hiç bilmedim. Because I was so afraid. Çünkü çok korkardım diyor. Korkuyordum diyor. O zaman buradaki kalıbımızı söylüyorum. Have you ever seen ya da have you ever tried dediğimizde hiç gördün mü? Hiç bindin mi? Yani hayatım onca hiç ne zaman yaptığın önemli değil dememiz gerekiyor diyoruz. Sena Nur Çelik demiş ilk ben bildim ve isim yazılmadı yahu demiş. Ama yahu derken de W ile yazmış. Gerçekten İngilizce konuşmuş. Şimdi geliyoruz buraya. Expressing preferences. I prefer windsurfing. Ben rüzgar sörfünü tercih ediyorum diyor. I prefer windsurfing to rafting. Rüzgar sörfünü rafting'e tercih ediyorum diyor. Ya da I would rather cycle. Ben bisiklet sürmeyi tercih ediyorum. I would rather cycle than climbing. Bak, rather'dan sonra, would rather'dan sonra sevdiğimiz şey, than'den sonra ise sevmediğimiz şey geliyor. Prefer'den sonra sevdiğimiz şey, to'dan sonra ise sevmediğimiz şey geliyor. Bunu zaten söylemiştik. Şimdi, I prefer easy sports like canoeing. Ben kano gibi kolay sporları tercih ediyorum diyor. Ama o da cevap veriyorum. I would rather go motor racing than canoeing. Ben motor yarışına gitmeyi tercih ederim kanoya gitmektense. Yani motor yarışını daha çok seviyormuş. What about you Tonguç? Do you prefer extreme sports or easy sports? Sen ne düşünüyorsun Tonguç?
ekstrem sporları mı, yani tehlikeli sporları mı, aşırı sporları mı, yoksa kolay sporları mı tercih edersin? Tonguç'a cevap veriyor. Ver bakalım cevap Tonguç'um. I think it's very exciting and so fascinating. Bak, bence it is very exciting, yani çok heyecan verici ve so fascinating, çok eğlenceli, çok heyecan verici gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla gerçekten de şuradaki tipinden anladığımız kadarıyla, kafasındaki kırmızı takkesiyle beraber, pembiş motorumla, pembiş motoruyla beraber ekstrem sporları adrenalin tutkunu bir olmuş görüyoruz. Şimdi geldik comparatives'e. Comparatives de önemli. Gramer olarak sormuyorlar ama hatırlarsanız younger ifadesini bilmemiz gerekmişti. O Tina ile şeyin karşılaştırdığı, hatta soruda burada göstereyim o soruyu da. Yani burada soruda sana kelime bilgisi olarak sormadı ama ne yaptı? Bir şekilde o ifadeyi bilmen gerektiğini söyledi. Nerede? Şurada, çok özür dilerim. Ha. Bak, younger dedi. Yani sen bunun 23, bunun 25 olunca diğerinin daha younger, yani daha genç olduğunu bilmen gerekiyor. Şimdi large geniş, larger daha geniş. Hard zor, harder daha zor. Easy kolay, easier daha kolay. Challenging rekabetçi, more challenging daha rekabetçi. Exciting heyecan verici, more exciting daha heyecan verici. Entertaining eğlendirici, more entertaining daha eğlendirici. Burada kuralımız çok basit. Uzun sıfatlarda başına more getiriyoruz. Kısa sıfatlarda sonuna er getiriyoruz. Mesela LGS'deki soruda da young, genç, younger, daha genç olmuş. Old, older gibi. Ama uzunlarda more difficult, more interesting, more comfortable, more crowded gibi ifadeler kullanıyoruz. Bir de tamamen düzensizler var. Bunlar good, iyi, better, daha iyi. Bad, kötü, worse, daha kötü. Far, uzak, further da daha uzak anlamına geliyor. Şimdi bir sorumuz var. Kaya, Batu, Çiğdem ve Bilge yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğüm gibi hepsi o bungee jumping aynen, adrenalin manyağı tutkunu arkadaşlarımız ve tebrik ediyoruz kendilerini. Batu diyor ki, I'm not a big fan of this sport. Atlarken bir yandan da bu sporu sevmediğini söylemiş. And I'm not very good at it. Bundan iyi değilim diyor. Çiğdem diyor ki, I got so excited and couldn't enjoy it. Çok heyecanlandım ve hiç eğlenmedim diyor. Unfortunately, ne yazık ki it is not my favorite. Benim favorim değil diyor yani. Bilge diyor ki, it was a risky experience but I had so much fun. Çok tehlikeli bir deneyimdi fakat çok eğlendim. Everyone should give it a chance. Herkes bir şans vermeli diyor. Kaya ise it was a horrible experience. Never again. Berbat bir deneyimdi. Asla bir daha yapmayacağım. Kaya resmen sızım sızım sızlamış pantolonlarına doğru. Şimdi buraya bakalım. According to the comments of four friends above, yukarıdaki dört arkadaşımızın bungee jumping'den aşağı düşmeden önce, yani hakkın rahmetine kavuşmadan önceki, who is more, Allah korusun, Allah korusun, bir şaka yapıyoruz. Who is more likely to go bungee jumping? Hangisi bungee jumping'e yeniden tekrar gider diyor. Hangisi yeniden kaşınır demek istiyor yani. Şimdi baktığımızda Kaya zaten, Kaya artık tırsı demiştik. Batu'ya bakalım. Bunda iyi değilim dedi. Bu da gitti. Çiğdem yani olmaz olsun, bir daha ne yazık ki benim favori değilim dedi. Ama Bilge kaşınıyor. Çok riskli bir deneyimdi. Fakat çok eğlendim. Herkes bir şans vermeli diyor. Dolayısıyla Bilge'yi tebrik ediyoruz. Bilen arkadaşımızın ismini de yazdıktan sonra kendisini Everest tepesinde hazırladığımız özel bir bungee jumping kısmında zıplatmak üzere Nepal'e gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Yiyorsa bungee jumping. Yiyorsa İsmi öyle hocam. Yiyorsa evet. Yiyorsa zaten Çince yiyorsa. Yani eğer yapabiliyorsanız manasını. Şimdi geldik son konularımıza. Bu arada Everest Çin'de değil hocam. Teessüf ederim. Nepal dedim ben de zaten. Ha, Nepal. Evet. Şimdi tourism words. Şimdi bakalım turizm kelimelerine. Şimdi turizm deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Turizm deyince aklıma sahil geliyor, güneş geliyor. Aynı zamanda oteller geliyor hocam. Otobüsler geliyor. Aynen. İşte biz de bugün bunu öğreneceğiz. Çok tatil geliyor. Konu. Zaten son iki tane konumuz kaldı, ardından da bitiriyoruz. Şimdi bak. Art galeri, resim galerisi. Tower, kule. Mesela Kız Kulesi mesela. Veyahut da Maiden Tower. Maiden Tower, Kız Kulesi. Ya da Galata Kulesi, Galata Tower mesela. Çamlıca Tower. Şimdi Çamlıca Kulesi yapıldı. Dünyanın en eşsiz eserlerinden bir tanesi. Böyle upuzun. Oradan tüm İstanbul'u görebiliyoruz. Palas. Başka ne vardı? Saray. National Dolmabahçe Park. Palas. Evet, Dolmabahçe Sarayı. National Park, Doğal Park. Resort. Yine resort. Yani böyle bir şey, alan, bir külliye gibi. Square, meydan. Taksim Square mesela. Taksim Meydanı. Resort, otel değil mi hocam? Böyle otel, tatil köyü. Tatil köyü diyelim. O zaman buraya yazalım. Tatil köyü diye yazalım. Resort. Tatil köyü. Ancient site, antik alan. Archaeological site, arkeolojik alan. Historic site, historic yani tarihi alan anlamına geliyor. Castle, kale. Church, kilise. Mosque,
cami. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam nasıl ki camiyi çocuğun altına yazdınız? Rica ederim, teessüf ederim. Hemen üste yazalım şuraya. Dinler bildir hocam. Ayrımcılık yapmayalım. Ayrımcılık yapmayalım ama bak cami en başı değil ama mask camide biz üste yazalım. Biz Müslüman olarak tabii ki camiyi daha çok seviyoruz ama kilisede de giden insanlar tabii ki onlar da Allah'a inanıyor. Historic site dedik, yine tarihi yer dedik ve temple'da tapınak. Buradakiler de tapınıyorlar. Yani şey işte. Bu da tapınağı. Bu da Budistler. Tapınak. Budistler. Şimdi geldim buraya. Asking and saying the weather conditions. Hava durumlarını sorun ve söyleyin diyor. What is the weather like? Mesela bugün hava nasıl Tonguç'um İstanbul'da? What is the weather like? It is sunny. Maalesef yanlış. Yağmurluydu. Biz tabii stüdyoda durduğumuz için, 10 saattir stüdyoda durduğumuz için bilmiyoruz. It is cloudy. Evet, rainy'di. Ne cloudy'si? Rainy miydi? Evet, sabahtan beri stüdyoda olduğumuz için haberin yok. Ben az önce su içmek için dışarı çıktım, bir baktım dışarıda yağmur yağıyordu. Sabah güneşliydi İstanbul'da arkadaşlar. Hava sabahleyin sunny'di. Sabah da göstermiyorlar bize. Hayır, sabah da göstermiyorlardı. Zaten dışarı çıkarken de gözümüzü bağlıyorlardı. Dışarı görürlerse bir daha gelmezler stüdyoya diye. Ben çaktırmadan şöyle örtüyü indirdim, bir baktım ki yağmur yağıyordu. Oh dedim, en azından yağmur yağıyormuş. Dolayısıyla sunny, cloudy, rainy. What is the weather like? Hava nasıl diyor? It is sunny and warm. Güneşli ve ılık, sıcak. Oh yumuşacık. How is the weather diyor. Bugün hava nasıl? The outside is freezing. Ne demek freezing hocam? Freezing dondurucu. Yani ayaz, böyle buz gibi. Erzurum. Zangır diyor. Erzurum'un soğuğu. Erzincan. Erzincan, Elazığ ve Kütahya. Kütahya, Yozgat, dondurucu Ankara. Dondurucu illerimiz. Evet, burada dondurmaya para vermene gerek kalmıyor. Çünkü çıktığında kolunu bir dondurma olarak görüyorsun ve donuyor. Parmağını yaladığında zaten Maraş'ta donuyorsun zaten. Ama tabii donmadan, dışarı çıkmadan önce parmağına güzel bir şeker sürmen lazım ki dışarı çıktığında onu yalayabilirsin. What was the weather like yesterday? Dün hava nasıldı? Hava dün nasıldı Tonguç'um? Dün hiç iç açıcı değildi hocam. Çok mutlu olmadım yani. Evet, dün hiç açıcı değildi. Dün güneşli Tonguç'um, dün hava harika. Dün sunny'di. Dün senin dışarı çıkmana izin vermişler de Tonguç'um, niye öyle düşünüyorsun? Dün hava güneşliydi, sunny'di. It was windy and rainy. Hava rüzgarlıydı ve yağmurluydu. Yağmurluydu. Aa, burası başka yer. Ben sana sordum, başka yer. Bu başka, evet. It was windy. Geldik buraya. Cultural Tourist Attractions of Turkey. Türkiye'nin kültürel ve turistik atraksiyonlarına bakalım. Yani böyle mekanlarına. Hacı Sofya, yani Ayasofya Camii. Aspendos Tiyatrosu. Fairy Chimneys, yani peri bacaları. Pamukkale Travertens, yani Pamukkale'deki o beyaz travertenler. Pamukkale'deki şeyler. Ve Mount Nemrut, Nemrut Dağı'ndaki o büyük heykeller. Şimdi, learn time expressions of present perfect. Never, asla. Ever, hiç. Already, zaten. Yet, henüz. Just, daha şimdi anlamına geliyor. Mesela, we have already been to Patara Beach. Biz zaten Patara sahilinde bulunduk diyor yani. Patara neredeydi? Antalya'da mıydı? Galiba öyle bir yer. Evet yaptım. Hocam. Have you seen that mosque? Henüz bu cami gördün mü? I have just had my breakfast. Daha yeni kahvaltımı yaptım. Bir dur, hele bir dur yani. Have you ever visited Aspendos Theater? Hiç Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaret etti mi? No, never diye cevap veriyor. Asla diye. Şimdi mesela burada, have you ever visited Eiffel Tower? Hiç Eiffel Kulesi'ni ziyaret etti mi? No, unfortunately I haven't visited there yet. Henüz oraya ziyaret etmedim. Let's visit Eiffel Tower all together. Hadi hep beraber Eiffel Kulesi'ni ziyaret edelim. Can you join us? Bize katılmak ister misin diyor. O da cevap veriyor. Sorry, I have already visited there. Have fun. Üzgünüm, orayı zaten ziyaret ettim. Siz kendiniz gidin, eğlenin, beni de işiniz içine de katmayın diye sinirleniyor Tongül. Şimdi yine bir sorumuz var, bakalım kim bilecek? Yine tüm cevabı yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. A, B, C, D değil, ilk kelimeleri değil, tüm cevabı yazmanızı istiyoruz. Demiş ki, Erdem ve Hazal arasında bir diyalog var. Erdem diyor ki, what is your favorite tourist destination? Senin favori, yani beğendiğin turist yeri neresidir? Turistik yer neresidir diyor. Hazal da cevap veriyor. It is Amazon Rainforest. O Amazon ormanlarıdır diyor. Allah'ım yarabbim. Hazal, ne işin var senin Amazon ormanlarında? Erdem de cevap veriyor. That is an interesting choice. Gerçekten ilginç bir seçim. What is the reason you prefer that? Orada arkadaşlar şey, kalem olmuş. Ne oldu diye sordu da bir arkadaşımız. Kalem oldu. Devam ediyoruz. Neredeyse. What is the reason you prefer that? Ne sebeple orayı tercih ediyorsun yani? Manyak mısın? What is the reason you prefer? Neden orayı tercih ediyorsun Amazon ormanlarını? O da cevap veriyor. I visit some relatives. Bazı akrabalarımı ziyaret edeceğim. Amazon'da akrabası olamaz. Because I love spending time in nature. Çünkü doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Bu olabilir. Amazon ormanları orman demek yani. Yağmur ormanları çünkü. The architecture of the buildings is amazing. Buildings are amazing.
pardon, buildings is amazing. Bu binaların mimarisi harika diyor yani. Çok güzel. Ama Amazon ormanlarında, yağmur ormanlarında bina yok hiçbir şekilde. Because I like snowy weather. Çünkü ben karlı havayı seviyorum. Ama Amazon ormanlarında hiç kar yağmıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Bursa cevabını ilk bir arkadaşımızın ismini hemen yazalım. Kendisi ilk doğru cevap, yani because I love spending time in nature cevabını bildi. Ve kendisi de gerçekten çok orijinal bir isim var. Ayşe diyoruz. Demek ki yağmur ormanlarına gittiysen, bak burada nasıl yapacaktık Tomuç'um? Forest'ı görünce, ormanı görünce bir kere orada building, bina olmaz. Akraba olmaz. Ormanda akraba olamaz ki. Ormanda akrabası olması için yani bir ayı falan. Maymun olması lazım. Maymun olması lazım. Bir de Amazon dediği için de snowy weather, yani karlı hava olmaması lazım. Şimdi artık sondan bir önceki ünitemize doğru geldik. Diyor ki buradaki kelime, çok birkaç sayfamız kaldı arkadaşlar. Chores words, yani ev işleriyle alakalı kelimelere bakıyoruz. Şimdi görevlere. Do the laundry, yani nedir? Laundry ne demek? Çamaşırları yıkamak. Dust the furniture, toz almak. Set the table, masayı kurmak. Mop the floor, yeri silmek. Wash the dishes, bulaşıkları yıkamak. Take out the garbage, çöpü dışarı atmak. Make the bed, yatağı düzeltmek. Tidy up the floor, yeri toplamak. Yani dağınık yerler dağınık oluyor ya Tomuç'um. Load the dishwasher, bulaşık makinesini doldurmak. Vacuum the floor, yeri makineyle süpürmek. Diye böyle elektrik süpürgesiyle çekiyorlar. Do the ironing, yani ütü yapmak anlamına geliyor. Şimdi bunlardan bazıları mutfakla alakalı şeyler, bazıları her yerde olan şeyler, bazıları kendi odamızla alakalı. Mesela make the bed, yatağımızı kendimiz yapmamız lazım. Yani tidy up the floor, yerlerimizi kendimiz düzenlememiz lazım. Hatta bazen annelerimize, babalarımıza yardım etmek için bize bu ev işlerine yardım etmemiz gerekiyor. Mesela Tongül soruyor sana, diyor ki what are your responsibilities at home? Evdeki sorumlulukları nedir diye soruyor. I make the bed, clean my room, set the table and load the dishwasher. Yatağımı yaparım, odamı temizlerim, masayı kurarım ve bulaşıkları da bulaşık makinesine doldururum diyorsun. Şimdi mesela could you take out the garbage? Could you take out the trash? Yani çöpü dışarı atabilir misin diye soruyor. Buna yes of course şeklinde cevap verebilirsin. Ya da no I'm busy, yani hayır meşgulüm diye cevap verebiliriz. Do you mind doing the laundry? Yani çamaşırları yıkasam bir şey olur mu? No no sure no problem. Kesinlikle problem yok. Do you think you can clean the house? Evi temizleyebileceğine inanıyor musun? Yani temizleyebilecek misin? I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat yapamam diyor. Çünkü başka bir işi var galiba. Şimdi burada responsibilities, yani sorumluluklar ve obligations, zorunluluklar, bak bu sorumluluk, bu zorunluluk için bilmemiz gereken şeyler var. Şimdi have to, must'tan biraz daha güçlü bu. I have to, we have to, you have to clean the house. Evi temizlemeliyim, evi temizlemelisin. He, she ise has to clean oluyor. O evi temizlemeli. Olumsuzluğu don't have to çok farklı. Don't have to yapmak zorunda değilsin yani diye anlamına geliyor. Bak must'la mustn't'ın durumu farklı. Must yapmak zorundasın, mustn't yapmamak zorundasın. Have to yapmak zorundasın, don't have to ise yapmasan da olur anlamına geliyor. Buraya dikkat edin. I don't have to make the bed. Yatağımı yapmak zorunda değilim ya. Yere de yatarım yani ben öyle. Ya da he doesn't have to make the bed. Yatağı yapmak zorunda değil, sokakta da yatabilir. Sorusunda ise do you have to cook dinner? Yemek hazırlamak zorunda mısın? Does she have to cook dinner? Yemek hazırlamak zorunda mı şeklinde soru sorabiliyoruz. Şimdi zorunluluklara bakalım okuldaki. Bir de tavsiyelere bakalım. Advice, tavsiye demek Tonguç evladım benim. Obligation ise zorunluluk. We must keep quiet in the library. Biz kütüphanede sessizliği korumalıyız. Yani sessiz olmalıyız. We must keep quiet. Şşş. Kütüphaneye işememeyiz. Ne yapıyorsun Tokucuğum? Ay şşş. Ha şşş diyorsun. Konuşmayın demek istiyorum. Aynen ben de şşş. Ben de kafam karıştı. Evet. I must... Hemşire gibi poz veriyorum. Ha hemşire pozu. Şöyle anladım. Çok güzel. Çok güzel. Doğru. Kütüphanede öyle pozlar koyuyorlar. I mustn't leave my room untidy. Ben odamı dağınık bırakmamalıyım. I mustn't leave my room untidy. Tavsiyelere baktığımızda ise should, shouldn't. Yani minimalı. Yani iyi olur, yapsan iyi olur. You shouldn't eat food during the lesson. Derste yemek yememelisin yani. Yersen dayağı, yani yersen yazık olur. Yani hocan kızabilir. Ama tabii bazen çok acıkınca hocalarımız izin veriyor. Teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize buradan. We should wear school uniform at school. Biz okulda okul üniforması giymeliyiz diyoruz. Şimdi geldik buraya. Sorumuz var. A, B, C ve D şeklinde cümlenin bütünü yazmanızı istiyoruz. Şimdi, according to the paragraph, paragrafa göre, which of the following chores Sema cannot do?
hangi ev işini Sema yapamaz diyor. Sema'nın yapamayacağı ev işini soruyor. Hocam şimdi, Eylül kaçar şu an dershaneden izliyormuş sizi. Aa, tebrikler Eylül'cüğüm. Sema is a very responsible person. Sema çok sorumluluk sahibi bir insanmış. Most of the time, çoğu zaman, she helps her parents with the chores. Çoğu zaman o yardım edermiş büyüklerine, annesine babasına ev işlerini. She loads and empties the dishwasher 3 times a week. O doldururmuş ve boşaltırmış. Bak, empty boş demek. Empties de boşaltmak. Empties the dishwasher, bulaşık makinesini, 3 kez haftada. She also enjoys ironing her clothes and tidying her room. Aynı zamanda keyif alıyormuş yani. Kıyafetlerini ütülemekten ve odasını düzeltmekten. Tebrikler Sema'cığım. She cannot help her father with the cleaning house. With the cleaning. Babasına yardım edemiyormuş temizlikte. Çünkü she is allergic to dust. Anne de çok uyanık ama bak. Evi temizliğini baba yapıyor. Bulaşıkları kız yapıyor. Vallahi helal olsun. Annemizi tebrik ediyoruz. She cannot help her father. Babasına temizlikle yardım edemiyormuş. Çünkü alerjisi varmış tozlara karşı. Geçmiş olsun Sema'cığım. Şimdi. O zaman Sema ne yapamaz? Belli. Toz moz yapamaz yani. She loads the dishwasher but cannot empty it. Şimdi. She cannot clean up the house. Aynen, bu kadar basit. She cannot clean up the house. Cevabımız Ceyhan. Az önce de yine Ayşe bilmişti. Bu sefer başka birini yazalım. Hemen söylüyorum hocam. Bir saniye. Esma Nur Yalçın. Evet. Esma Nur Yalçın'ı tebrik ediyoruz. Kendisine bir hafta evlerinin banyosunu ve mutfağını temizleme hediyesi. Chores olarak. Harika. Anneye yardım. Mop the floor Esma Nur. Okay. Diyoruz ve geçiyoruz buraya. Science verse. Artık son konulara geldik. Son 5-10 dakikamız. Ardından da mükemmel bir şekilde dinleneceğiz. Şimdi. Science, tabii dinleyeceğiz ama sonra siz geri test çözmeye devam edeceksiniz. Biz de video çekmeye devam edeceğiz. Bakalım. Science test çözmekten bitti ucum. Neredesin betongucum? Evet, gerçekten bu tarz şarkıları dinlememiz gerekiyor motivasyon açısından. Şimdi science verse, yani fenin kelimelerine bakıyoruz. Design, tasarlamak demek. Explosion, patlama. Explore, araştırmak, keşfetmek. Invent, icat etmek. Bak, explorer kaşif oluyor. Inventor da mucit oluyor. Lab, laboratuvar. Implant, yerleştirmek. Research, research araştırmak. Scientist, bilim insanı. Space travel, uzay seyahati. SpaceX. Discover, keşfetmek. Test tube, test tüpü. Prove, kanıtlamak, ispatlamak. Test etmek zaten. Vaccination, aşılama. Believe, inanmak. Experiment, deney. Substance, madde. Astronomer, gökbilimci, astronot değil. Discovery de keşif anlamına geliyor. Buradaki kelimelerde %100 çıkar demiyorum ama %100 ezberleyin arkadaşlar. Niye? Bu kelimeleri bilmezseniz bu konudan %100 bir tane soru gelecek. O soruyu yapamazsınız. O yüzden bu kelimeleri de bilin. Şimdi, bitmedi. Discoverer, kaşif. Yani keşfeden, hani er eki gelince o işi yapan oluyordu. Inventor, mucit. Researcher, araştırmacı. Chemist, kimyacı. Kimyager yani. Surgeon, cerrah. Astronomer, gökbilimci. Engineer, mühendis. Arkeologist, arkeolog. Operation, ameliyat. Yani operasyon yapıyorsun. Yani ameliyata katılıyor mesela cerrahlar. Invention, icat. Yani bak, invent, icat etmek. Inventor, mucit, invention da icat anlamına geliyor. Aynı şekilde discover, keşfetmek, discoverer, kaşif, discovery de keşif anlamına geliyor. Esas bir kelime ezberlesen sonra hepsi geliyor zaten. Invention, icat dedik. Astronomi de zaten astronomi, Türkçe'de aynısı geçmiş. Şimdi, Tonguç ve Tonguç arasında bir diyalog var. Do you know who invented the first telephone? Telefonu kim ilk icat etti Tonguç evladım? Graham Bell. Aynen. Tonguç da cevap veriyor. Yes, his name is Alexander Graham Bell. Telefonu Graham Bell icat etti diyebiliriz. Çok güzel. Tonguç cevap veriyor. Soru soruyor. What do scientists do? Bilim insanları ne yapar diyor. Bak, what do scientists do? Bilim insanları ne yapar? Yatarlar. Aynen. They do research, araştırma yaparlar and experiments in their labs. Araştırmalar yaparlar ve deneyler yaparlar laboratuvarlarında. Yatmazlar. Bilim insanları en çok çalışan insanlardır Tonguç'um. Yine Tonguç bir soru soruyor. What do explorers do? Yani kaşifler ne yapar? They discover the world. Onlar dünyayı keşfederler.
Bir karşı bir örneği söyler misiniz hocam? Mesela Christoph Kolomb gitti Amerika'yı keşfetti adam. Ya da Magellan dünyanın yuvarlaklığını keşfetti. Ya da Louis Pasteur kuz aşısını keşfetti. Bunlar çok önemli yani. Niye hiç şey söylemediniz hocam? Türk kaşiflerden? Türk kaşiflerden kim olabilir? Türk mucitler var. Türkler daha çok icat ediyor ama keşfeden olarak... Böyle mesela, gezen bir tane şey vardı hocam. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi çok büyük keşiflerde bulundu. Doğru. Tonguç diyor ki... What do astronomers do? Astronotlar ne yapar? Gökbilimciler ne yapar? Bunun ne olduğunu unutmayalım. Gökbilimciler ne yapar? Astronot gibi duruyor hocam. Aynen astronot gibi ama astronot değil. Astronot başka. They observe the space. Onlar uzayı gözlemler diyoruz. Şimdi bir tane sorumuz var. Yine A, B, C, D seçeneklerin tamamını yazmanızı isteyeceğiz. Bakalım. Az bir zaman kaldı. 5-10 dakika sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Neil Armstrong was born on August 5, 1930. Ağustos 1930'da Neil Armstrong doğdu. Tamam, bana ne? He studied, bu ne ya? Aeronautical Engineering at University. Üniversitede acayip bir mühendislik okumuş. Yani bu mühendis olmasında, daha doğrusu astronot olmasa ben mi olayım yani? He is the first man to walk on the moon. Ay'da ilk yürüyen insanmış. Ay'da resmen moonwalk yapıyor. Yani Michael Jackson gibi böyle dum 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 yürüyor. Şimdi. Hocam Rıfat Yalçıkaya demiş ki hocam öyle gibi anlatıyorsunuz yeminle asteri demiş. Allah Allah nasıl olabilir ya? Çok hızlı anlatıyorum esasen arkadaşlar. Bir, kimisi hızlı diyor kimisi yavaş diyor anlamadım ya. Hocam birazcık seri olur musunuz? Allah'ım yarabbim kimisi hızlı anlatıyorsunuz ya diyor. Neyse devam edelim. Şimdi. He is the first man to walk on the moon. Ay'da ilk ay yürüyüşü yapan insanmış Michael Jackson gibi. He stepped on the moon on July 20, 1969. 1969'un Temmuz 20'sinde ayın üzerine adım atmış. He spent 8 days in space. Uzayda 8 gün geçirmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Burada da resmini koymuşuz. Şimdi o zaman hangisi doğrudur diyor. Neil Armstrong didn't go to university. Neil Armstrong üniversiteye gidemedi. Olur mu adam mühendis? He is the first human who stepped on the moon. İlk insan aya adım atan bu doğru. Ben de ilk maymunum aya adım atan. Hayır o senin arkadaşın sen gitmedin. Neil Armstrong was alone in space. Neil Armstrong uzayda yalnızdı. Ya niye yalnız olsun? Hepimiz uzaydayız zaten. Neil Armstrong enjoyed his time in space. Uzayda çok eğlendi. Yani ne eğlenecek? Adam oraya gitti. Şey yaptı geldi. Sıkıntıdan patlamış. Sıkıntıdan patladı. Ne okul var ne test kitabı var. Aynen. Yok. Test yok, soru bankası yok, yazılı notları yok. Bu ne yani? Ben de olsam ben de patlardım. Hemen geri dünyaya döndü ve test çalışmaya başladı. Test çözmeye başladı. Cevabımız Bursa. İlk bilen arkadaşımızı da hemen Ay'a yolluyoruz. Lütfen bize kimlik bilgilerini yollasın. NASA ile iletişime geçecek ve ardından da LGS'den sonra kendisini öncelikle Chicago'ya, oradan Boston'a, sonrasında tek otobüsle NASA'nın binasına ve oradan da direkt uzay gemisiyle uzaya yolluyoruz. Şimdi son konumuza geldik. Bu konudan geçen sene... Oh be ne diyorsun Oğuz'um. Geçen sene soru gelmedi buradan. Çünkü bu konuyu yetiştirememişlerdir diye düşündüm. Okullarda yetişmez. Buna hiç bakmayalım. Evet. Dersimiz bitti. Hayır olur mu? Biz yetiştirdik. Belki hocalar da yetiştirir. Belki LGS'nin sorunu. Bence yetiştiremezler. Sorun... Bence de yetiştiremezler. Ama yetiştirirlerse de biz işimizi riske atmayacağız. Bu konuyu da öğreneceğiz ve LGS'de onunla onu yapacağız. Cool Name demiş ki hocam sadece son tekrar setine geri seni denemeler ödeneyim bitirsem olur mu? Diğer kitaplarım yok demiş. Evet bunları güzel bir şekilde bitirirsen yani son tekrar setinin ve geri sayım denemelerini güzel bir şekilde bitirirsen ve buradaki hataların üzerine gidersen yani burada mesela deneme analiz sayfaları var. Bunları güzel bir şekilde irdelersen buradaki yanlışların doğru cevabını kare kodlar okutarak hocalardan dinlersen mutlaka faydasını görürsün sevgili Cool Name. Geldik buraya. Ya da bilmiyorum kimin ismini kaçırdım. Şimdi Natural Forces Word yani doğal felaketler, doğal güçlerle alakalı kelimelere bakıyoruz. Eco-friendly çevre dostu. Avalanche çığ. Drought nedir? Kıtlık, kuraklık. Forest fire orman yangını. Volcanic eruption, volkanik patlama. Flood sel, disaster, felaket, water shortage, su kıtlığı, survive, kurtulmak, happen, olmak, threaten, tehdit edici, magnitude, büyüklük, şiddet depremin yani. Şiddeti, depremin şiddeti, büyüklüğü, landslide, yine heyelan, toprak kayması, tsunami zaten Türkçesi aynı, yani okyanus tabanlarında oluşan yer sarsıntıları sonrasında dalgalar altta kalmak, yani dalgaların altta kalan kıyılar, earthquake, deprem, tornado, hortum, deforestation, ormanların tahrip edilmesi. Forest, orman, deforestation, ormanların tahrip edilmesi. Famine, kıtlık, pollution da kirlilik. Mesela air pollution olabilir, hava kirliliği. Noise pollution, gürültü kirliliği olabilir. Ya da water pollution, su kirliliği olabilir. Şimdi, global warming, küresel ısınma, climate change, iklim değişikliği, extinction of species,
türlerin yok olması, ozone layer depletion, ozon tabakasının delinmesi, overpopulation da nüfus fazlalığı, bunları bilmemiz lazım. Şimdi Tonguç diyor ki, what does tsunami? Tsunami nedir diyor. It means giant waves caused by earthquakes under the sea. Büyük dev dalgaların denizin altındaki depremlerden dolayı büyük dalgaların olması. What was the magnitude of the largest earthquake of Istanbul? İstanbul'daki en büyük, en geniş depremin büyüklüğü, şiddeti neydi diye soruyor. It was 7.6, 7.6 idi. Unfortunately, ne yazık ki, many people lost their lives and homes. Birçok insan yaşamını ve evlerini kaybetti. Şimdi burada tavsiyeler ve zorunluluklar önemli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı tavsiye ve zorunluluk gelir. We shouldn't leave taps open. Biz musluğu açık bırakmamalıyız. Yani diş fırçalarken musluğu açık bırakmayacağız. We should use public transport. Biz halk, yani toplu ulaşımı kullanmalıyız. Zorunluluklara baktığımızda, we mustn't light a fire in the forest. Ormanda ateş yakmamalıyız. We must plant more trees. Biz daha fazla ağaç ne yapmalıyız? Yetiştirmeliyiz. Son sorumuza geliyoruz. Oh, bu sorudan sonra bitiyor. LGS geri sayım denemeleri ve son tekrar kitaplarımızı almamız gerekiyor. Yazılı notlarımıza, yazılara çalışmamız gerekiyor. Motivasyon denemelerinden ve geri sayım denemelerinden bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Sorunun cevabını hemen söyleyelim. We should, yine tamamını yazmanızı isteyeceğiz arkadaşlar. You. Aynen. Cevap A değil. Orada da bir kopya verelim. Hadi sınavdan önce son bir destek size. Çok büyük destek gerçekten. Rica ederim. Lütfen. Rica ederim. Lütfen. Gerek yok. Şimdi, which of the following is stated in the paragraph above? Hangisi? Arkadaşlar, videomuzun başında gelebilecek soru tiplerinin hepsini tek tek paylaştık. O kısmı da bir kez daha izleyip oradaki kısımlara, yani but gibi, never gibi kısımlara dikkat etmeyi unutmayın. Ezberlemeniz gereken kelimeleri iyice öğrenin ve sonrasında sınava güzel güzel girip en iyi sonuçlar alın. To prevent global warming, küresel ısınmayı önlemek için we should plant trees, ağaç yetiştirmeliyiz. Recycle our products, geri dönüşüm yollamalıyız ürünlerimizi. Save our energy source, enerji kaynaklarımızı korumalıyız. We should not leave the electricity or taps open. Elektriği ve musluğu açık bırakmamalıyız. Also, aynı zamanda we should use public transportation to decrease air pollution. Hava kirliliğini azaltmak için toplu ulaşımı kullanmalıyız diyor. Şimdi hangisi anlatılıyor yukarıdaki parafta diyor. We shouldn't use public transportation because it causes air pollution. Biz toplu ulaşımı kullanmamalıyız çünkü hava kirliliği neden oluyor. Saçmalama ya. We don't need to plant it. Ağaç yetiştirmemize gerek yok. Ne diyorsun sen? We should always leave the taps closed. Daima muslukları kapalı tutmalıyız. Hiçbir şekilde elimizi yıkamamalıyız gibi bir şey çıkıyor. Olur mu? Pis kalırız. Pis kalırız. Olur mu? Elimizi yıkamamız gerekiyor yemekten önce, sonra falan filan. We should recycle. Evet. Geri dönüşüm ekmeğiniz. Geri dönüşüm muhteşem olacak diyorsunuz ve tebrik ediyoruz. Cevabımızı ilk bilen arkadaşımızın ismini de hemen buraya yazıyorum. Ve kendisini de bir çevre gönüllüsü addediyorum. İrem Gönüllü, tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar, canlı yayınımız söylediğimiz gibi. Hocam şimdi ne yapalım? 2 saat önce bitti. Şimdi yapmanız gereken şey net bir şekilde belli arkadaşlar. LGS son tekrar setimizin içerisinde İngilizce kitabını alıyorsunuz ve buradaki soru tarzlarının hepsini çözüyorsunuz. Yuh. Bu çok çok önemli. Bütün kitabı bitireceğiz. Evet, bütün kitabı bitireceksiniz çünkü zaten kitabımız toplam 86 sayfa, cevapları saymazsak. Net bir şekilde bu kitabı bitiriyorsunuz. Sonrasında bol bol deneme çözüyorsunuz çünkü LGS'de size deneme soracaklar. O yüzden geri sayım denemelerini, motivasyon denemelerini, elinizdeki diğer denemeleri güzel güzel çözüyorsunuz ve ardından da inşallah sınavda İngilizceyi full yapıyorsunuz. Hadi bakalım, bilemediğiniz kelimeleri kağıda yazıp yanınıza gezdirerek de o kelimelerin aklınıza, hafızanıza kalmasını sağlayabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. How can we stop air pollution diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Fırtlama.